Evet sevgili seyirciler, bir spor ruhu programında sizlerle yine birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftada Gaziantepspor kendi sahasında çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Aldığı bir puanla belki de ligde kalma umutlarını artık tamamen mucizelere bıraktı. Yine PTT 1. Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor bu hafta kendi sahasında oynadığı Manisa maçını 85. dakikada Ramazan'ın attığı golle 1-0 kazanarak kalan haftalar için en azından biraz olsun umutlanmış oldu. Çarşamba günü de çok önemli bir karşılaşmaya gidecek. Yine potada Gaziantep'i temsil eden temsilcimiz Gaziantep basketbol takımı bu hafta deplasmanda galip gelerek önemli bir başarıya imza attı. Bir maç sonra bu hafta kendi sahasında oynayacağı Uşak maçını kazandığı takdirde Gaziantep basketbol takımı playoff'u garantilemiş olacak son maça kalmadan. Tebrik ediyoruz. Bu akşam spor ruhunda yine çok önemli konuklarımız var. Çok önemli konuları gündeme getireceğiz. Gaziantepspor'da Gaziantepspor'un yönetimi maç sonrasında Bülent Hoca'nın yaptığı açıklamalar vardı. Büyükşehir Belediyespor'u konuşacağız. Yine bu ligde mücadele eden Elazığ Belediyespor'un hocası Sayın Beyran Bayıktaş da bizlerle birlikte olacak. Canlı yayında telefonla katılacak. Ben hemen sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sayın Mutlu Özpınar'a hoş geldiniz. Ve gazeteci arkadaşımız, destektaşımız Ramazan Taşkın'a hoş geldiniz. Ve Gaziantep'li genç teknik adamlarımızdan spor ruhunun değerli yorumcusu Mehmet Ali Süren hocam hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, Gaziantepspor Cuma günü kendi sahasında, arenada hafta içerisinde yaşadığı çok önemli bir sarsıntının ardından Karabük'le karşılaştı. Çok iyi mücadele etti, çok net pozisyonlar buldu ancak bunları değerlendiremedi. Galip gelmiş olsaydı bugün en yakın takipçisi Kayseri Spor'la arasındaki puan farkı 2 olacaktı ki kalan maçlar için önemli bir fırsat olacaktı. Ne yazık ki değerlendiremediler, 1 puanla döndüler. Maç sonrasında Bülent Hoca'nın yaptığı açıklamalar vardı. Değerli yorumcularımla biraz sonra onları konuşacağız. Bülent Hoca artık son anda patladı diyebiliriz. Deyim yerinde ise önümüzdeki haftalarda çok daha detaylı konuşacağını belirtti ama Gaziantepspor'la ilgili kullandığı bir ifade vardı. İçimizdeki İrlandalılar diye. Biraz sonra bunların hepsini konuşacağız. Mutlu abi, galip gelsek inanılmaz bir avantaj olacaktı bizim açımızdan. Bakıldığı zaman Kayseri Spor da bu hafta kendi sahasında kazandı. Alanya Spor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Kalan maçlar için Gaziantep Spor çok şeyi konuşmuyoruz ama futbolda her şey her zaman olabilir. Belki bu hafta mesela örneğin Gaziantep Spor'un alacağı bir galibiyet, diğer iki takımın kendisi alacakları mağlubiyetle yeniden bir en azından Kayseri Spor'la yeni bir umut olabilir. Neler söyleyeceksin? Çok net pozisyonlarımız var. Nabil'in yakaladığı pozisyonlar, işte son 90 artı 5. dakikada gelen pozisyonlar. Bu konuyla ilgili, maçla ilgili önce bir kritiğini alalım. Daha sonra diğer konulara geçeriz. Öncelikle Bülent Hoca'yı ve futbolcu arkadaşları kutluyorum. Burada çok özverili davranıyorlar. Hem taktiksel anlamda olsun, hem sahiçi içindeki futbolcularımız inanılmaz şekilde savaşıyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu haftaki Gaziantepspor en az 3-0 veya 2-0 maçı kazanabilirdi. Yani oyun kalitesi yüksek, şanssızlık vardı. Yani söyleyecek bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazanamadık. Fakat oynadı arkadaşlar. Taktiksel anlamda da gereken işlemler yapıldı. Saha kenarından hoca gereken müdahaleleri doğru şekilde yaptı. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki bir oyun anlayışında da farklılık hissettim ben. İkinci yarı daha bir yüklendiler. Daha bir saldırdılar. Daha bir kazanmak arzusuyla mücadele ettiler. Tekrar üstüne basıyorum. Koçu ve oyuncularını kutluyorum. Evet. Bunun yanında yönetim de eleştirilmesi gerekiyor artık. Yönetimin tamamen basiretsiz bir şekilde Gaziantepspor'u bu duruma soktuğu için Gaziantepspor'da küme düşerse veya düştüğü zaman şehirde çok kötü anılacaklar bu insanlar. O yönetim listesine bakıldığı zaman Gaziantep şehrinin en büyük markası olan Gaziantepspor'u küme düşürmüş bir yönetim kurulu olarak
Gaziantepspor'u küme düşürmüş kişiler olarak anılacaklardır. Beceremiyorsanız bırakacaksınız, becerenler gelecek. Ben bugüne kadar çok fazla yönetimle ilgili konuşmak istemedim Gaziantepspor'a zarar vermemek adına ama bu adamlar bu işi beceremiyor. Evet. Yöneticilik anlamında yaptıkları hiçbir şey yok. Takımın Bülent Hoca geldikten sonra tamamen futbolcular ve hocanın özverisiyle ilerlediğini görüyoruz hep. Bütün fedakarlığı Bülent Hoca ve futbolcular yaptı. Yönetimden hiçbir fedakarlık yapan insan yok. Sadece yönetici olarak biraz sonra Mutlu abi onları konuşacağız. Yönetim olsun fedakar... ben lafımı tamamlayayım evet. Ondan sonra. Yani geçeceğim. Yönetici olarak kimseyi göremiyorsunuz. Yani ben yönetim anlamında yönetici olarak hiçbir fedakarlık yaptıklarına inanmıyorum. İyi destek istiyorlar. Ha, yönetimde olan insanlar destek vermeyecekse öbür insanlardan destek istemenin de bir manası yok ama tabii ki Gaziantep şehrinde destek vermesi gereken insanlar da destek vermeli yeri geldiği zaman. Bu ayrı bir konudur. Ama önce sen iyi yöneteceksin bu kulübü. Bu taraftara saldırmakla, taraftarla ters düşmekle bu kulüp yönetilmez. Taraftarı olmayan bir takım takım olamaz bir defa yani. Siz taraftarla oturmuşsunuz. Taraftarla birbirinize giriyorsunuz. Böyle bir yönetim şekli ve anlayışı olmaz yani. Ha yapmayacaksan kardeşim taraftarla birbirine girmeyi göze almışsan bu işi yapmayacaksın, bırakacaksın. Taraftar takımın sahibidir bir defa. Sen takımın sahibine kafa tutamazsın. Bu bir gerçek yani. Ha yöneteceksen de oturursun. Maddi, manevi her şeyle katkı verirsin. Bakın Bülent Uygun bir takımın hocası nasıl olunur gösteriyor. Çok olumsuz koşullarda her şekilde takımın arkasında duruyor. Ve futbolcular da Bülent Uygun'a inanmış. Bu takımı kümede koymaya çalışan tek ekip Bülent Uygun ve futbolcuları. Geriye kalan diğerleri ise bu takımın küme düşmesi için elinden geleni yapanlar. Bu olay böyle değerlendirilmeli. Evet Ramazan. Birlikte izlediğimiz bir karşılaşmaydı. Mutlu abi de ifade etti. Ben hemen sana söyleyeyim. Maçın hemen başında 7. dakika 28, 29 ve 49. 3 tane Nabil'le ve 49'da Marcinho'yla çok net 45'te Marcinho'yla net pozisyonlar vardı. İkinci yarı başlarında yine çok baskılı oynayan bir Gaziantepspor vardı. Ama bir türlü galibiyeti getirecek golü bulamadık. Çok kritik bir maç değerlendirmesi alalım. Ondan sonra diğer konularla görüşlerimize başvuracağız. Şimdi aslında maç değerlendirmesi iyi de oynasanız, kötü de oynasanız Atalan Üsküdar'ı geçmeye başladı. Gaziantepspor'un kötü futbolda oynasa kendisi aslında maç kazanması gerekiyordu. Kaybedilen Alanya Spor, kaybedilen Gençler Birliği maçı, kendi yanında berabere kaldığın Karabük maçı. Bunlar Gaziantepspor'un hanesine eksi olarak yazıldı. Şimdi Karabük maçına baktığımızda maçın başında 7-8 dakikalık bir bocalamanın ardından Gaziantepspor oyunda dengeyi kurdu. Çok net pozisyonları buldu. Belki de sezon başından bu yana oynadığı maçlarda en çok gol pozisyonunu bu Karabük maçında buldu Gaziantepspor. Hem de çok net. Yani boş kaleye atamıyorsunuz. Kimisi vole vurmaya kalkıyor. Nabil'i tanıyamadık. Yani bizim işte o kart cezalısı olduğu haftada Gaziantepspor için büyük kayıp dediğimiz Nabil Cilyas Karabük maçında sahada yok. Boş kaleye gol atamıyor. Ayağın aldığı topları eziyor. Yani pres yok, hiçbir şey yok. Muhammed oyuna girdikten sonra yine biraz dengeleme gibi oldu ama Muhammed'in indirdiği toplarda yine Nabil zayıf kaldı. Şimdi seninle de konuştuk maçı izlerken Gaziantepspor tek forvetle oynayamıyor arkadaşlar. Evet. Yani siz 2-2-4 siz kendi kafanızdaki sistemi burada Gaziantepspor'a uygulamaya çalışırsınız ama Gaziantepspor'un elindeki kadro sizin kafanızdaki sisteme aykırı. Neden aykırı? Sizin elinizde çok kaliteli bir oyuncu kadrosu yok. Yani baktığınız zaman hepsi %70'i genç oyuncular. Bugün Elias'a kendi kalesine gol atıyordu. Elias'a kendi kalesine gol atıyordu. Sonra da çizgiden çıkarıldı. Yani siz kafanızdaki sistemi Gaziantepspor'a değil, elinizdeki kadroyu o sisteme uydurmak zorundasınız. Tek forvetle çıkıyorsunuz, bazen genelde Nabil'le başlıyorsunuz. İki tane oyuncuyu Nabil'in başına dikiyor rakip takım. Sen istediğin kadar çırpın orta sahada ya da kanatlarda ya da savunmada çırpın.
gole gidemiyorsun. Ama biz seninle baktığımızda ilk baktık maçın ilk dakikalarında dedik çift forvet olması lazım. Sen tribünden bunu görebiliyorsun. Taraftar tribünden bunu görebiliyor. Şunu söylemiştik. Kenardaki adamlar bunu göremiyor. Bir de şu şimdi, var. Dedik ki şimdi Gaziantepspor'da son haftalarda belki de ikinci yarının en başarılı isimlerinden bir tanesi Nabil Gülyas. Evet. 8 gol etmiş. Şimdi rakip ister istemez hemen 2 tane oyuncuyla Nabil'i kilitlediği zaman etkisiz oluyor. Arkada oynayan işte Kankwo oynuyor veya İlhan oynuyor. Onlar da çok başarılı değil, becerikli değil. İlhan sahada yok zaten. Evet. Bu yani İlhan sahada yok. Siz eğer tek Nabil'le başladığınız zaman adım attırmıyor. Buna rağmen Nabil pozisyon buldu. 5-6 tane net pozisyonu var. Evet. Ama atamıyorsun. Şimdi orta sahadan top çıkmıyor. Kanatlar yeterince çalışmıyor. Barış, eleştirdiğimiz Barış neredeyse sahanın yıldızı oldu ya. Yani haftalardır eleştirdik. Son 2 haftada... Ama şimdi siz eleştirdiğimiz diyorsunuz da Mutlu abi de biz haftalardır söylüyor. Gaziantepspor'un en takıma katkı sağlayan futbolcuları yani yine burada beraber eleştirdik Barış'ı. Barış'ı beraber eleştirdik. Barış son 2 haftanın son 3 haftanın en iyi oyuncularından yaptığı asistler, kanattan top taşıması yani bu bir maçta burada tribünde taraftarla bir münakaşası oldu. Onun dışında Barış Gaziantepspor'a katkı sağlamaya başladı. Onun dışında kanatlar çalışmıyor. Orta sahadan top çıkmıyor. Yo, yo, yo. Savunmada Elias'a hata yapıyor. Şimdi siz ne kadar bu dağınık bir şey içerisinde buna rağmen Karabük maçını söylemiyorum. Karabük maçı için konuşmuyorum, söylemiyorum bunları. Genel olarak söylüyorum. Karabük maçında biraz daha hücumdasınız. Biraz daha pozisyon buluyorsunuz. Bunu değerlendiremiyorsunuz. Şimdi siz atamıyorsanız başkasından ümit beklemenin bir alemi yok ki. Sen maçı kaybediyorsun. Kayseri'de oradan puan kaybetsin de ben lider kalayım diyorsun. Şimdi evet. Çaykur'da puan kaybetsin ben lider kalayım diyorsun. Yani baktığın zaman sen kendi maçlarını kazanacaksın. Rakibin puan kaybetmesini bekleyeceksin. Ben size şöyle bir istatistik söyleyeyim. Gaziantepspor ikinci yarıda 11 puan almış. 10 puanını deplasmandan almış. Çıktı açıklama yaptılar. Dilekçe veren federasyona maçları Mersin'de, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta oynayalım dediler. Madem Gaziantepspor lider kalacaktı oynasalardı. Burada da yok taraftar zaten. Olan taraftarın da üzerine yürüyorsunuz. Dövmeye kalkıyorsunuz. Biraz sonra taraftar konularını onları geniş şekilde konuşacağız. Hemen Mehmet Ali Hocam'a da bir söz verelim. Hocam bir teknik adam gözüyle baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ramazan'ın yorumunda kanatlarda işte Barış dedi. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Evet. Bundan 3 hafta önce siz mesela Pedroso'yu çok beğendiğinizi belirtmiştiniz. Yine aynı şekilde Osmanlı maçında forma giymeyen rahmetli onun yerine Roştaral oynamıştı. Çok beğendiğinizi, Gaziantepspor'un en büyük özelliğinin kanatlardan çok iyi gittiğini belirtmiştiniz. Bu Karabük maçıyla bir değerlendirme yaparsanız geçmişle birlikte nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Şimdi Gaziantepspor öncelikle çok büyük bir avantajı kaybedip ligin dibine demir attı. Yani kendini çok büyük sıkıntıların içine soktu. Şimdi maçla ilgili içeride oynadığımız bu son 4 maçta hani bir galip gelememe bir psikolojisi vardı. Şimdi Gaziantepspor dışarıda oynadığı başarılı performansı, biz burada geçen haftalarda da aynısını söyledik. Hani hücuma yönelik bir kadro çıkması lazım dedik. Bu hafta baktığımız zaman sağ ön kenarda İlhan, sol ön kenarda Kankfa'ya görev vermişti. Ki Kankfa geçen hafta sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla ilk 11 sahaya çıktığı zaman, baktığımız zaman işin açıkçası ben Gaziantepspor bu maçta gol ve goller bulacağı düşüncesindeydim. Çünkü ben Kankfa'nın sezon başı bir Bursa maçını da seyretmiştik. İnanılmaz derecede bir oyun sergilemişti. Ama maalesef bunu da Bülent Hoca sol önde Kankfa ile başlayarak daha hücuma yönelik hani içerideki oynadığı zaman rakibe pozisyonla etkili olamadığı için böyle bir kadroyla çıkmıştı. Ama bir baktığımız zaman bir 45 dakika Kankfa'nın sahada yürüyecek hali yoktu. Yani ben de çok umutluydum. Dedim ya bu takımda bu Kankfa bugün maçı koparır diye düşünüyorduk. Ama 45 dakika sonra ancak Bülent Hoca da 45 dakika dayandı. Yani böyle bu kadar formsuz, bu kadar güçsüz olması işler acısıydı. İkinci yarı Gaziantepspor genelde yani oyun dengeli oynanıyordu. Yani Karabük'te Gaziantepspor'da kontrollü oynuyordu. Tabii şimdi Gaziantepspor'un hücum gücünü Karabükspor bunu biliyordu. Yani biz hepimiz haftalarda da söylüyoruz Nabil Gilyas gibi. Karabük de bunu bilerek savunmayı geride kurarak
Nabil Gilyas en etkili silahlarına çok gol pozisyonu vermemeyi amaçlıyordu. Ki ilk yarı bir iki tane kişisel beceriyle de pozisyon buldu ama bu da normal futbolda, Karabük'te buldu. İkinci yarı Bülent Hoca mutlak kazanmak zorunda olduğu için Kangfa çok kötü başladı ve çok kötü devam etti. Onun yerine oyuncu değiştirdi. Gilyas Muhammed'i oyuna aldı. Gilyas'ı kenara çekti. Hani biraz daha hücuma döneriz diye. İkinci yarı Barış maçın 45-65 arası, 70 arası diyelim, 15 dakika etkili kenarlardan ortalar yaptı. Gaziantepspor bu gol pozisyonları bir türlü değerlendiremedi. Karabük de girdi pozisyona. Yani ama şöyle bir baktığımız zaman son 4 haftadır, içeride oynanan 4 haftada en iyi performansını Gaziantepspor bu maçta gösterdi. Ama maalesef neticeye gidemedi. Puan, yani 3 puanı alamadı. Dolayısıyla da çok büyük bir sıkıntı içerisine girdi. Maçla ilgili genel anlamda yorumum bu olacak. İlhan Parlak ikinci yarı oyundan %100 şekilde oyundan düştü. Gaziantepspor bu maçı kaybetmesi, kendini ligin dibine atmasını, yani çok sıkıntılı günler yaşayacak Gaziantepspor. Evet. Hocam çok özür diliyorum ama şimdi tuttuğumuz notlara baktığımız zaman gazeteci, bana göre Karabükspor'un Gaziantepspor maçında çok net dediğimiz, yani işte 6 pasın içinden kaçırdığı bir pozisyon vardı. 72. dakikada Ermin Zec'in ortaladılar, boş kaleye vuramadığı top vardı. Ama bunun dışında bakıyorsunuz mesela 8. dakikada Nabil Gilyas 6 pasın içerisinden çaprazdan vurdu, atamadı. 28'de yine çok net pozisyon, 6 pasın içinden atamadı. 1 dakika sonra hatırlıyorsunuz, Ramazan'da maçı da izliyorduk, 1 dakikanın içerisinde 2 pozisyon. Yine Nabil Gilyas. 45. dakikaya giriyorsunuz. Marcinho orta alanda, evet. İlhan çıkardı. İlhan Parlak çıkardı aynı şekilde. Yani pozisyonlar, bir şunu soracağım hemen çok kısa. Tekrar mutlu bir söyledim. Maç sonrasında Nabil Gilyas'ın bir açıklaması vardı. Hatırlamıyorum gol kaçırdığımı diye. Böyle bir şey vardı. Bunu nasıl değerlendiriyor? Yani bir teknik adam gözüyle acaba hafta içerisinde yaşanan olayların etkisi mi ve sahaya kendilerini verememesi veya işte ne bileyim veya da kaçırdığı gollere bahane olsun böyle bir açıklaması mı? Açıklama olarak mı diyorsun? Mehmet Ali Hocam sözünü kesmeden önce İbrahimoğlu diye bir taraftar hemen yazmış. Gaziantepspor düştü. Karabük maçı dönüm noktasıydı. Artık umudumuz kalmadı diye yazmış. Ya biz çok mutsuz konuşmuyoruz. Biraz sonra konuşacağız onları, evet. Da. Şimdi Gaziantepspor Nabil Gilyas'ın bu açıklaması. Şimdi Gaziantepspor çok sıkıntılı bir dönemden geçiriyor. Ve bu hafta bir takım arkadaşlarını kaybettiler. Belki kulübün içinde çok büyük problemler de vardır. Nabil Gilyas ikinci yarı kenarda oynamasında biraz performansı da düştü gibi. Yani hatırlamıyorum demesi, yani onu için ne diyebiliriz? Yani bir onun için çok büyük bir yorum yapamıyorum. Yani şöyle yani. Hocam, yani sormamın sebebi acaba, yani yaşanan olay dedik işte biraz sonra. Biz onu Ramazan'la da maç oldu, sonra hocanın basın toplantısında da, toplantı bittikten sonra da birebir görüştük hocayla bunları. Yani evet. Her ne kadar tamam işte eleştiriler oluyor ama acaba çok mu etkisinde kaldılar veya ne bileyim işte bu olaylar fazla derecede mi yıprandı veya Bülent Hoca yeterince futbolcuları bu olayın dışından soyutlayamadı mı? Valla Bülent Hoca'nın maç yorumuna aslında ben de bir yorum yapmak istiyorum ama yani bu kadar her maçtan sonra futbolcular ve kendisini bir tarafa tutup seyirci, siyasetçileri, Gaziantep'in siyasetçilerini ve iş adamlarını bu kulübün sahipsiz olduğunu sürekli dile getirmesi ister istemez yani böyle futbolcularda bir gerginlik, bir stres yaratacaktır. Ama ben çok şimdi böyle sürekli her maçtan sonra, her hafta maç toplantısından sonra böyle hem şehri hem şehrin siyasetçilerini ve sanayicilerini ve taraftarını eleştirmesini çok doğru bulmuyorum. Bu da ister istemez futbolcuya da yansıyacaktır yani. Evet. Mutlu abi, Bülent Hoca'nın açıklamaları vardı maç sonrasında, yaptığı açıklamalara baktığı zaman. Ben ümidimi yitirmedim, pest etmedim. Geriye baktığımız zaman elimizdeki listeye Gaziantepspor'un geriye kalan 5 maçı var. 5'ten 3 maçı kendi sahasında oynayacak. Bu hafta Akhisar Belediye maçı deplasman. Ondan sonra Galatasaray, Çaykur Rize deplasmanı, Beşiktaş ve son hafta Antalya Spor.
Neler söyleyeceksin? Bülent Hoca'nın önce şu konuyla bir konuşalım. Az önce çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Ramazan ifade belirtti ama taraftarlar düştük. Gelen mesajlara da baktığımızda çok karamsar olmamamız gerekiyor. Özellikle sizin yönetim bazında söylediğiniz şeyde futbolcu ve teknik adamın yanında diyor bir şeyin, mesela örnek vermişler, bir çadırın ayağı üçtür. Bir ayak eksik o da yönetimdir. Sayın İbrahim Kızıl'dır. Bugün değerli çok spor adamları abilerimle de görüştüm. Yıllarını bu futbol, Gaziantep futboluna vermiş insanlarla da görüştüm. Şunu ifade ettiler. Lütfen dediler bunu gündeme getirin. Bir kulübün başkanı, bir kulübün yönetimi böyle bir dönemde nerede diye sorun dediler. Ya demin bahsettiğim evet. gibi burada suçlu aranıyorsa ben ne Bülent Hoca'ya ne futbolculara suç bulurum. Burada yönetim tamamen basiretsiz bir şekilde kulübü yönetiyor ve topu da şehrin sanayicisine, iş adamına, işte milletvekiline falan atmaya gerek yok. Bu insanlar zaten futbolla ilgili bir düşünceleri olsaydı Gaziantep Spor'da yönetim kadrosunda bulunmaya çalışırlardı bir şekilde. Burada bir yönetim kadrosu kurulmuş. Fakat bu yönetim kadrosu kesinlikle futbol dışında başka ne kadar olay varsa tamamen onlarla ilgileniyorlar. Yani yönetimin bugüne kadar futbolla ilgilenmesi gerekiyordu. Futbol takımıyla ilgilenmesi gerekiyordu. Futbol takımının sorunlarını çözmesi gerekiyordu. Ha, bunun dışında bir sürü beyanatlar veriliyor. Ya biz bugüne kadar çok bu konulara girmedik. Girmeme sebebimiz Gaziantep Spor'un zarar görmemesi ve bu Süper Lig'de mücadelesini devam ettirmesiydi. Şu aşamadan sonra baktığımız zaman Gaziantep Spor %80 küme düşme potasının içinde. Zaten şu bugün lig bitse küme düşüyor. Yani büyük bir avantaj kaybetti. Bizim de ufak ufak bazı konuları konuşmamız gerekiyor. Herkesin kendini aklını başına alıp oturup çek etmesi gerekiyor burada. Yönetim tamamen Gaziantep tarihinde 27 yıl sonra Gaziantep Spor'u küme düşüren bir yönetim kadrosu olarak lanse edilecek. O bir kere tarihe kara lekelerle geçecek. Evet. Sayın İbrahim Kızıl olsun veya buradaki bu mevcut yönetimde. Evet. Hani geçtiğimiz hafta hep dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok özür diliyorum. Belki abes olacak ama bir atasözü. Eşek semeriyle insanlar eseriyle. Bunlar da yaptığı bu eserle uzun yıllar bu şehirde insanların nefretini, kinini kazanacaklardır. Bu bir. Evet. Ben şu Mutlu abi, şu bana sorulan soruyu özellikle size şey yapmak istiyorum. Böyle bir günde diyor, böyle zor bir dönemde tribüne bakıyorsunuz ne başkan var, ne tanındık bir yönetici var, ne aşağıda futbolcunun yanında olan bir yönetim var, başkan var. Konusunu gündeme getirmeyi. Siz dediniz ki konuyu açtık, ifade ettik. Şimdi biraz sonra Ramazan'a döneceğim. Ya bu... Sen bu kulüpte yöneticilik de yaptın abi. Böyle bir şey var mı? Bırakın belki de biz sizi biliyoruz. PAF takımın maçlarında evet. tribünde geliyordunuz, PAF takımın maçlarını izliyordunuz. Devre arasında kalkıyordunuz soyunma odasına veya işte takımın soyunduğu tarafa giderek futbolculara, teknik adama moral veriyordunuz. Evet. Bu konudaki bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani futbol takımı bir temaşa oyunudur, bir şov oyunudur. Burada yönetiminden tutun, teknik heyetinden oyuncusuna kadar hepsi bir ahenk içine girmesi gerekiyor. Birbirini tamamlayıcı unsurlardır bunlar. Bu işin bir ayağı eksik olunca öbür ayağında motivasyonu kaybolur. Zaten bana ne ya, patron kendisi ilgilenmiyor, bana mı düştü derdi diyecektir yani. Gayet de haklıdır yani o anlamda. Kulüple bir çocuk gibidir kulüp. Yani herkesin bir çocuğu var biliyorsunuz işte. Kulüp de bir yöneticinin çocuğu gibi olmalıdır. Yani onu avutması lazım. Yani ilgilenmesi lazım. Sorunlarının en ufak sorun kulübü angeje eder. Yani kulüp hemen etkilenir bu olaydan. Onun için yönetim çocuğunu kaybetmiştir. Yani bu yönetim bu çocuğu öksüz bırakmıştır. Yetim evet. bırakmıştır. Yönetim kesinlikle ve kesinlikle takımın sorunlarıyla ilgilenmemiştir. Siz şehirden maddi veya manevi destek istiyorsunuz. Fakat şehri üst düzey insanları geldiğinde, milletvekilleri, belediye başkanları geldiğinde
siz teşrif edip de maça yanlarına oturmuyorsunuz. Hayır. Yukarıda loca. Yukarıda locada oturuyorsunuz. Ya siz kimsiniz ki? Hayırdır inşallah. Geleceksiniz, misafirlerinizi, konuklarınızı ağırlayacaksınız orada. İlgileneceksiniz. Maça gelmiyorsunuz. Bırakın yani kulübü bırakın gidin. Yapabilecek insanlar gelsin o zaman. Bırakın denildiği zaman kızıyorsunuz. Niye bırakayım? Ne yapalım? Bırakmayacaksanız kulübü ligde koyun. Süper Lig'de bırakın. Ya kulübü bırakın ya kulübü Süper Lig'de bırakın. Çok özür diliyorum lafınızın arasına girerim ama bu oyun yine aynısını çok değerli bir isim vermek istemiyorum. Teknik direktörümüz Gaziantep'li. Şunu iddia etti. Eğer dedi bunlar devre arası veya dedi hadi geçtin 3 maç sonra İbrahim Üzülmez gittikten sonra bırakmış olsalardı dedi. Gaziantep Spor Lig'de kalmayı garantilemişti şimdi dedi. Ya şu anda takım top oynuyor. Şimdi ben bu takımı eleştiremem. Yani eleştirirsem kendimden ters düşerim. Yani futbolcular da çıkıp oynuyor. Evet. Ve bu insanları yani girmek istemiyorum ama para almıyorlar bu insanlar. Ücret almıyorlar ya. Ya kulüp çalışanları ücret almıyor. Güvenlik. Güvenlik ücret almıyor. Futbolcu almıyor. Hoca almıyor. Ya ne oluyor ya? Çıkıp oynuyorlar da şimdi bu adamlar biz paramızı alamıyoruz diye futbol oynamamazlık etmiyorlar. Gaziantep Spor'un Süper Lig'de kalması için ellerinden gelen mücadeleyi de yapıyorlar. Ne yapmak lazım? Bir zahmet yöneticiler de gelsin de azıcık bu insanların dertleriyle ilgilensinler biraz ya. Ya yönetici niye oldunuz kardeşim böyle haliniz varmış. Kaç yönetici var Gaziantep Spor'un? Yani siz türbünden resim çektirip tamam. Face'lerinizde paylaşacağınıza gelin de takımın sorunlarıyla ilgilenin. Evet. Ramazan, Bülent Hoca'nın açıklamasını dinledik. Bittikten sonra da beraber yürüdüğümüzde serzeniş vardı. Yani dedi ben bu şehre dedi daha önce de Gaziantep Spor'da görev yaptım dedi. Yaşamadığım şeylerin hepsini futbol hayatımda burada görmeye başladım dedi. Ki ne demek istediğini siz çok iyi biliyorsunuz. Mutlu abi biraz konuyu açtı. Şimdi işte çalışanın ücreti var, çimcisinin parası var, öbürünün her şeyi geçiyor. Şu anda yine belki bu konuları çok fazla daha şekilde açarız ama yine Gaziantep Spor'u düşündüğümüz için. Gaziantep Spor'un yöneticisine baktığınızda şimdi ben hocama sordum. Burada kaç yönetici vardı? Bir dedi. Bir. Ki neyi kastetmediğini çok iyi biliyorum. Bülent Hoca'nın ortaya oradaki senin görüş yani oradaki Bülent Hoca'nın yürürken yaptığı açıklamaya dayanarak söylemek istediği bir şeyler var mı? Şimdi at sahibine göre kişiler. Şimdi Mutlu abi çok güzel ifade etti. Çok kritik bir maça çıkıyorsunuz. Şeref tribününe bakıyorsunuz. Karabük'ün yöneticileri var. Bizden kim herkese saygım var ama bizden kim olduğunu bilmediğimiz insanlar şeref tribününde oturuyor. Yani o SMR listesinin su bardaklarının konduğu protokol tribünü dediğimiz bakanın, valinin, belediye başkanının, kulüp başkanının oturduğu makamda Karabüklü yöneticilerimiz orada, Gaziantep Sporlu yöneticiler yok. Bir tane Mehmet Ali Hoca'nın dediği tek yönetici el cebinde protokol tribünün arkasında ayakta maç izliyorsun. Şimdi Bülent Hoca gitmek için dua ediyorum. Bırakmıyorlar. Yalvarıyorum bıraksın da gitsin, bıraksınlar beni gideyim diye. Yani Gaziantep Spor'u bırakıp gideyim diye. Şimdi ben Bülent Hoca'yı eleştiremem. Ama bu şartları da ben bırakıp gitmem dedi Bülent Hoca. Onu da söyledi. Bu şartlarda da bırakıp gitmek bana yakışmaz dedi. Yakışmaz. Yakışmaz dedi. Şimdi siz yönetim olarak teknik adamın yanında değilsiniz. Futbolcunun yanında değilsiniz. Taraftarın yanında değilsiniz. Neredesiniz? Basının yanında değilsiniz. Takımın yanında değilsiniz. Takımın yanında değilsiniz. Protokolün yanında değilsiniz. Sizin ne işiniz var burada? Ya Ramazan ne ben sana var? Bir şey söyleyeyim. Ne işiniz var? Şimdi o hocalar ne yapıldı biliyor Ramazan, musunuz? Şunu söyleyeyim şunun üzerine yorumunu yap. Çarşamba günü Roştaralı için tören düzenlendi değil mi Aranes Stadı'nda? Evet. Kaç tane yöneticisi vardı Gaziantep Spor'un? Gaziantep Spor'un yöneticisi yok. ASKF yöneticileriyle taraftarlar. ASKF yöneticileriyle birkaç kişi var. Sayın ya. Mehmet Erdoğan milletvekili, Sayın Abdülkadir Yüksel milletvekili. Şimdi sizin burada 20 tane, 21 tane, şimdi, 14 tane listede yazılı yöneticiniz var ya. Kalyon Arena Stadı'na
Lojeler ne yapılır biliyor musunuz? Gelen misafirlerinizi ağırlamak için ya da o lojeleri satıp Gaziantepspor'a geri getirmek için. Siz kulüp başkanı olarak sizin yeriniz protokol tribündür. Protokolda size ayrılan üzerinde İbrahim Kızıl yazılı koltuktur. Başka bunun alternatifi yok. Sizin sen gelmiyorsan as başkanını çık açıkla. Benim Gaziantepspor kulübümü şu as başkanım, şu başkan vekilim temsil ediyor diye onu açıkla ki biz de bilelim. Yani Gaziantepspor'un yöneticisi kim, başkanı kim, bu Gaziantepspor'u kimler idare ediyor bir görelim ya. Bir görelim görelim. E şimdi çıkıyorsunuz şehre serzenişte bulunuyorsunuz. Bir zamanlar çıktınız bilmem kimler bana ceza aldırdı bilmem ne yaptırdınız eleştirdiniz. Bu şehir sana hem maddi olarak hem manevi olarak destek sağladı. Destek sağladı. Ya çık sen de bu şehrin sana sağladığı desteğe saygı dur. Duy Süper Lig'de 1992 yılından bu yana Süper Lig'de 28 yıl. En fazla Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor'la beraber Süper Lig'de en fazla kalan takım Gaziantepspor'u sen nasıl küme düşürürsün ya? Yani bugün taraftar tepki gösteriyor, taraftarın üzerine yürüyorsunuz. Bülent Hoca diyor ki ben 8 tane taraftarla konuşuyorum diyor. 8 tane taraftarın birisi Gaziantepspor'un lider kalmasını istemez mi diyor. Ben anlamıyorum bu şehri diyor. İçimizdeki İrlandalılar, senin içindeki İrlandalılar senin yönetimindir. Taraftar değil, basın değil, protokol zaten değil. Zaten o da onu karşılıyor. Senin içindeki İrlandalılar senin yönetimindir. Yani bunun alternatifi yok ki. Ya şu inanın bakın bu Bülent Uygun'la biz hakikaten şu yönetim listesi ciddi bir yönetim olsaydı Gaziantepspor şampiyonluğu oynardı bu kadroyla. Evet. Samimlik geldiğinde de Gaziantepspor lider bıraktı. Ben yöneticilik de yaptım. Gaziantepspor'da da çok mesaim oldu. Ben bu kadar özverili hoca ve futbolcu topluluğunu görmedim. Evet, Mutlu abi bugünkü teknik direktör abimiz de evet. Aynısını ifade etti. Dedi ki eğer bunlar şimdi böyle bir ikinci yarı kurulan kadro ve Bülent Uygun için aynısını söylediğinizi söylüyorum. Evet. Bunlar dedi bırakmışlarsa dedi veya dedi hadi olmadı 3 maç sonra geri tekrar bırakmışlarsa veya dedi İbrahim Kızıl'dan sonra bırakmış olsalardı gitmişlerse dedi gelecek yeni yönetimle Gaziantepspor dedi 3 hafta şimdi dedi bak ligin bitimine 5 hafta var 8 hafta önceden dedi ligde kalmayı garantilemiş ve 40 puan yapardı dedi. Evet evet bu peki. Yönetim bu hocanın ve futbolcuların çok İddia çok gerisinde. Yıllardır çok, çok Gaziantepspor'un hemen lafı tamamlamak için, sözünü tamamlamak için söyleyeyim. Bir zamanlar ya Mesut Bakkal döneminde ya Tolunay Kafkas döneminde paralarını alamadıkları için Galatasaray maçı öncesi antrenmana çıkmadı futbolcular. Evet. Sizi bırakın maça çıkmayı. Ya Mesut Bakkal denilen adam televizyona çıkmış. Ben feribot parasını cebimden ödüyorum. Evet aynısını açıkladı. Öyle bir şey yok. Galatasaray Mesut maçı. Bakkal orada zaten kalitesinin ne olduğunu gösterdi. Galatasaray maçı bizim menajerimiz Mesut Bakkal'la beraber giden annesi vefat ediyor. Oradan cenazeye ayrılmak zorunda kalıyor. Mesut Bakkal da takımı kendisini geçirmesi gerekiyor. Feribot parası olma kim verecek? Sensin zaten takımın patronu. Onda verdiğini söylüyor. Yani bu adam Bülent Uygun Gaziantepspor tarihine gelmiş en kaliteli hocalardan iki tane ise birisi. Bakın evet. Üç tane demiyorum. İki tane ise birisi. Bu futbolcu kadrosu, bu 11 tane futbolcumuz veya 18 tane futbolcumuz çok önemli değil. Gaziantepspor tarihinde en özverili futbolcu kadrosu. Peki başkanım, şimdi Bülent Uygun mesela hiç hayatımda görmediğim şeyleri gördüm. Basın açıklaması var. Şimdi ben bir defa bunu çok... Hayır, basın açıklaması değil. Benle Ramazan'ın samimiyetine dayanarak konuştum. Yok hayır, konuştum. Maç sonunda da söyledi. 3-4 işte haftadır bunu şimdi söylüyorum. O neden olur Mehmet Alice? O neden olur? Şimdi... Ama ben de şunu söyleyeyim başkanım. Mesela şimdi Bülent Uygun buraya 5 sene önce bir daha geldi değil mi? Evet. Aynı yönetim vardı. Yine Gaziantepspor küme düşüyordu. Ve Gaziantepspor o sene Şampiyonlar Ligi'nde falan oynamıyordu. Gene küme düşmeye oynuyordu. Gene parasızlıktı. Gene 6 ayda bir personel maaşı vardı. Bugün de 6 ayda bir hocam, personel Bülent maaşı Hoca var. Hocam Bülent Hoca ilk geldiği sezon şimdi sen Antepspor başarılıydı. Ben Bülent Hoca'nın 5 sene öncekini konuşmuyorum bak. Şunu ben bugünü başkanım, konuşuyorum. Şimdi İbrahim Üzülmez niye bıraktı bu kulübü? Bunun yardımcısı benim takım arkadaşım.
burada para yok diye sıkıntı çok büyük diye İbrahim Üzülmez bıraktı. Bülent Hoca'nın açıklaması neydi geldiğinde? Bu takımın hiçbir oyuncuya transfer ihtiyacı yok diyen basın açıklaması vardı. Aynı konuyu konuşuyoruz hocam. Şimdi ama takım kötü gittiği zaman taraftar destek olmuyor, yönetim destek olmuyor, sanayiciler destek olmuyor, milletvekilleri destek olmuyor. Şimdi sen Bülent Uygun buranın çok yapısını çok iyi biliyordu. Burada yönetim diyoruz. Ne yönet? Bir tane insan var orada, ismini vermek istemiyorum. Onun dışında yönetici yok. Bülent Uygun da bunu çok iyi biliyordu. Geldi şimdi başarısız olunca birilerinin üzerine işte milletvekilleri ilgilenmiyor, sanayiciler ilgilenmiyor. Sen kulübe yönetim anlamında bir kişiyi koymamışsın ki. Yıllardır bu Gaziantep'in sıkıntısı bu yani. Hocam Bülent Hoca isim yani savunarak şimdi burada isim verildik değil. Senin konuştuğunla bizim konuştuğumuzun bir farkı yok. Sen Bülent Hoca'ya yükleniyorsun. Peki bu takımda yöneticiliğini yapsa Bülent Hoca bu açıklamaları yapabilir mi? Başkanım yönetici yok ki zaten. Ben diyorum ki yönetici olsa savunuyoruz işte. Bir tane adam var. Ben de onu söylüyorum. Adam ne yapsın? Çıkıp kendi açıklama yapıyor. Gelmeyebilirdi ama. Hocam kaç ya, yıl? Hocam, nasıl gelmeyebilirdi ya? Yani böyle sıkıntı. İbrahim Üzülmez niye bıraktı başkanım? Kulüp göndermedi ki. İbrahim Üzülmez bıraktı. Hayır hocam. Gaziantep İbrahim Üzülmez'in bırakma sebebi sen o kendisi yardımcısı onu söylemiş tamam katılıyorum ama farklı neden var hocam ben sana söyleyeyim İbrahim Üzülmez'in Gaziantep Spor'u bırakmaz nedeni en önemli bir nedeni var. Bir tanesi Selçuk Şahin Gençler Birliği'ndeki bir de şu anda Antalya Spor'da oynayan o daha önceki bir futbolcusu vardı. Onun transferi. Dün gol attı mesela. O futbolcuyu İstanbul'a getir diyor. Alınacak diye söz verilip alınmadığı için bırakıyor İbrahim Üzülmez. Ya kardeşim biz İbrahim Üzülmez'in neyini konuşacağız? Evet. Ya gayet yani başarısız bir teknik direktördü. Yani geldiğinden beri ne yaptı ki? Geldi ne yaptı İbrahim Üzülmez? Hayır ben İbrahim Bir dakika. Şu İbrahim Üzülmez meselesini konuşalım. İbrahim Üzülmez geldikten gidene kadar ne yaptı? Geldiğinden gidene kadar bu takıma ne verdi? Hiçbir şey vermedi. 3 maça mı çıktı zaten? 3 maça mı çıktı? Hiçbir şey vermedi ki yapamadı yani. Çıktı. Ha buraya Bülent Uygun'u ikna ettiler. Geldi Bülent Uygun bir şekilde. Fakat bu Bülent Uygun geldiğinden beri bu takım toparlandı yani. Bu takım iyi top oynamaya başladı, kazanmaya başladı. Şimdi Bülent Uygun şöyledir, böyledir. Basında açıklama yapıyor, yapmıyor. Yönetici çıkıp Bülent Uygun'a sen hocanın yapmaması gereken bir eylem var ise onu yönetici yaptırmayacak. Çıkacak yönetici kendisi konuşacak. Bülent Uygun burada hem yönetici olmuş hem futbolcu hem idareci bitti olmuş. Bu kadar. Hem evet. Şehrin ekleriyle konuşuyor. Yani Bülent Uygun bu takımın düşmemesi için bütün dişlileri çalıştırmaya çalışıyor. Şimdi buradaki konu şu. Burada yönetim kesinlikle ve kesinlikle Gaziantep Spor Mehmet tarihine. Hocam, şimdi buradaki konu şu. Şimdi burada bu takım küme düştüğü zaman bu yönetim kadrosu bunun hesabını nasıl verecek? Bunu tartışalım. Çok basit abi. Evet. Bırakır giderler. Bırakıp gitmeyle olmaz. İşte bunun hesabını verecekler. Hı. Ya bu biz geçmiş haftalarda yine konuşuyoruz. Ya kimse hesap vermiyor ya bu Türk futbolunda bir hal var. Hesap soracak kimseyi göremiyoruz. Evet. Yani biz gazeteci futbolunda bir hal var. Biz bir tane yöneticiden görüş almak. Şimdi bu adam Gaziantep Spor'u düşürecek, çekip girecek düştü diye. Ha? Olacağı. İyi tamam. Gider mi sence? Yani gidip gitmemesi de önemli. Zaten gitmiş sayılacak bu adam. Bu adam küme düşürdü bu takımı, gitmiş sayılacak. Hadi gitmedi, amatör kümeye kadar düşürsün. AKSF başkanı deriz bir de kendini ondan sonra. Zaten onun ortada sorun varmış. Evet. Sevgili seyirciler şimdi Gaziantep Spor'la devam edeceğiz ama çok hemen çok kısa da bir Büyükşehir'le hemen hatırlatalım değerli izleyicimize. Büyükşehir Belediyespor bu hafta kazandı. Biraz sonra onunla ilgili de görüşlerimiz olur. Hocam şunu sormak istiyorum ben size. Siz profesyonel futbolu çok oynadınız yıllarca. Evet. Para olmadığı zaman ki geçen bir sohbette de konuştuk. İşte teknik adamlarla ilgili. Bir futbolcu ne kadar fedakarlık edebilir? Ya yok, şimdi ben bunu yıllardır Gaziantep Spor'da... Hocam çalışanı geçin. Çalışan yıllardır çalışıyor evet. Orada. Futbolcu, profesyonel futbolcu. Verim alamaz. Hocam ben şunu bilmiyorum, takip ettiniz mi? Roy Taral'ın son çıkan demacında nişanlısı veya kız arkadaşının yaptığı açıkladığı bir demeç vardı. Neydi? Roy Taral Gaziantep Spor'dan gitmek istiyordu. Para konusunda sıkıntı yaşıyordu.
alamadı. Biz en son görüşmemizde de bu konuları gündeme getirdi ve bana böyle söyledi diye ifadeler var. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yalan. Evet. Şimdi para olmadığı yerde bu adamların sonuçta bu mesleği, yani ailesini geçindirmek zorunda. Bugün belki milyonlar, binlerce kilometre uzaklarda gelmiş. Buraya niye geliyor Gaziantep'e? Bir çoluğu çocuğun nafakası için gelir. Şimdi para olmadığı zaman, ekonomik sıkıntı içerisinde kulüp boğuştuğu zaman bu futbolcudan verim alamazsın. Doğru, ona ben de katılıyorum. Yani işte sorun zaten Gaziantepspor, biz hani yönetimi ve Bülent Hoca'yı eleştirirken biz bunu söylüyoruz. Bunu çözmeler lazım. Burada bir sıkıntı varsa bunu nasıl gidecek ki, zaten lig bitmiş. Şurada 3-4 maç kalmış. Bu para maddi sıkıntı kulüpte vardı. Bunu da çözemediler. Burada da işte Jilyas demiş, hatırlamıyorum gol pozisyonunu falan. Onda demesi de normal yani. Bakın şunu söylüyorum, bilmiyorum. Bülent Hoca'yı da biz bugün normalde canlı yayında demek ki aklı parada kalmış. Alacağız. Yani hayır, şey hayır. Yani. Ya şimdi Ramazan, espri yapmanın çok da bir anlamı yoktur. Aklı parada diyorsun. Şimdi sen profesyonel futbolcusun. Ben sana söylüyorum. Espristen değil. Sen profesyonel futbolcusun. Sen kulüp yöneticiliği. Ramazan, ben gol pozisyonunu kaçırdım. Bir saniye, ben sana bir şey soracağım. Dinler misin? Böyle bir profesyonel futbolcu. Programı yönetiyorum, bir şey soracağım. Bir kulüpte şu anda profesyonel kulüp diyelim. Yaptığın basketbolda yöneticilik yapıyorsun. Doğru mu? Doğru. Oyuncunun sorunuyla, her türlü sıkıntısıyla uğraşıyorsun. Uğraşıyorum. Şimdi ben sana söyleyeyim. Bülent Hoca'nın yaptığı bir açıklama vardı. Bak, takip ettik gazeteci. Roj Taran ne zaman intihar etti? Pazartesi günü. Ben oraya gittim de hastaneye. Gaziantep Spor'un bütün futbolcuları oradaydı. Bakın, gecenin saat 11-12-1'i. Evet. Ertesi gün oldu. O futbolcu işte otopsi için morga götürülecek ve alınacak, getirilecek. Futbolcuların yarısından çoğu oradaydı. Çarşamba günü tören yapıldı. Kaç tane yönetici vardı? Yönetici 2 tane 3 tane vardı, gördüm. İşte Mustafa Kızıl vardı, Bülent Gonca vardı. Başkan sonra geldi. Yönetici vardı. Ben şunu söylemek istiyorum burada. Çarşamba günü tören yapıldı. Doğru mu? Doğru. Perşembe ve sen cuma günü maçı oynadın. Şimdi hocanın orada dediği için bakın, bugün eleştiriyoruz. Hoca dedi ki benim futbolcularımın çoğu uyumadılar. Yorgunlar, uykusuzlar dediler. Bu olayın etkisinde kaldılardır. Madem öyle, ben sen... katılmıyorum. Ya yani... şimdi bir dakika, bu Gaziantep Spor'un galibiyetini bunu değil, bahane etmeyelim. Gaziantep Hayır, Spor... bahane etmiyoruz bak, yani. Gaziantep Spor bu haftaki maçta çok iyi futbol oynadı. Çok iyi pozisyonlar elde etti. Şanssızlık vardı, golünü bulamadı. Bunu böyle, yani böyle bir sanki takım oynayamamış, bir dağınıklık var falan gibi konuşuyoruz. Öyle bir şey yoktu yani. Öyle bir şey yok. Gaziantep Spor futbol oynuyor. Şimdi bir hoca, bir oyuncunun babası vefat ediyor. Evet. Maçına çıkıyor, maçtan sonra gidip cenaze törenine katılıyor ya da misafirlerini taziye evinde. Ramazan, bir telefonumuz varmış, canlı yayın. Bir telefonumuz var, telefonumuzdan sonra tekrar ayarlayalım. Alo. Alo. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Hocam 9 maç sonra gelen bir galibiyet, çok önemli bir galibiyet. Belki de maçın sonrasında sizin ifadeniz de vardı, açıklamanızda da belirttiniz. Bizim için tamam veya tamam olacak bir maçtı ama galip gelerek en azından kalan maçlar için umutlarımızı arttırdık dediniz. Bu konudaki bir görüşlerinizi alalım. Stüdyoda değerli konuklarımız Sayın Mutlu Özpinacı, Ramazan Taşkın ve Mehmet Ali Hocam da burada. Buyurun hocam. Tüm konuklara iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi programlar diliyorum size. Bizim açımızdan çok önemli ve çok değerli bir maçtı. Çünkü gerçekten de kazanamamış olsak, mağlup olmuş olsak belki de bu sene artık burada tamam diyeceğimiz bir maçtı. Ama kazanmak için çok şey yapmamız gerekiyordu. Evet. Bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalıştı oyuncuların. Evet, iyi mücadele oldu. Şu ana kadar maç kazanamamış bir takım olarak ve stres dolu bir takım olarak, her konuda psikolojik bir sıkıntı yaşayan bir takım olarak bu maça daha iyi hazırlanıp bu maçı nasıl kazanırız şeklinde düşüncemizi ortaya koyduk. Oyuncuların da son dakikalar da olsa galip gelecek golü attılar ve galip geldi.
Şimdi geriye dönük düşünmek ve konuşmak bize çok şey kazandırmaz. Şu anda hep ileriye bakarak, ileriyi düşünerek konuşmak gerekir. Ve bu açıdan baktığımızda çalışmak gerekiyor. Biz bu ligde nasıl kalabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bu takım çok az puan topluyor. Dolayısıyla 21. Haftada özellikle bu takımın 22 puanı varken Samsun'un, Urfa'nın, Manisa'nın, Elazığ'ın puanları bu takımın daha da altındaymış. Evet. Süre baktığımızda. Tabii dolayısıyla böyle bir az puan olan takım ister istemez stresli bir takım oluyor. Kazanamamanın sıkıntılarını yaşamış. Ve bu sıkıntılara atlatmak için çok büyük bir psikolojik çalışma içerisine girdik. Şunları konuştuk oyuncularımızla. Şu ana kadar kaybettiniz, kazanamadınız. Ne oldu? Daha bundan sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı şeklinde. Ama kazanırsak çok şey kazanabiliriz. Tekrar baştan başlamış gibi bir hava yakalarız. Bunun bilinci içerisinde olun, bunun mücadelesi içerisinde olun. Ve bu mücadeleyi sahaya yansıtın, sonuç ne olursa olsun. Kazanamayacağı şeklinde düşünmeyin, kazanacağı şeklinde düşünün. Evet. Çalışmasını oyuncularımızla gerçekleştirdik ve gerçekten de bu hafta özellikle yapmış olduğum mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kazanan takım olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum. Eğer bu mücadelenin sonunda kazanamamış olsaydık ben gerçekten çok üzülürüm. Hocam geldiniz, göreve geldikten sonra 2 beraberlik, 1 galibiyet. 29 puan var. Az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi şu anda bu takımın çoğu üzerinde olan takımlara baktığımız zaman çok farklılar. Çarşamba günü de çok önemli bir Elazığ maçı var. Bunun için neler söylemek istersiniz? Bizim için tüm maçlar çok zor. Ama çok önemli. En zor maçımız ve en önemli maçımız en önce yapacağımız maçtır. Evet. Tabii ki Manisa maçını atlattık. Şimdi Elazığ maçıdır. Bizim maçımızdan en önemlisi, en değerlisi ve en zoru bu maç olarak gördük. Böyle de hazırlanmamız gerekiyor. Bizim bir de dezavantajımız şu oluyor. Ben geldikten sonra çalışma zamanımız pek olmuyor. İşte pazar günü oynadık, tekrar çarşamba günü maç oynayacağız. Bu oyuncularımızla taktik çalışma içerisinde bile olamıyoruz. Evet. Daha önce bir Urfa maçı, Balıkesir maçı oynadık, hemen akabinde Urfa maçı oynadık. Sadece Urfa'dan sonra bir hafta boşluk vardı, o haftada çalıştık. Yani bu maça böyle çalışarak çıktık. Bunun da dezavantajını yaşamıyor dersem doğru söylememiş olurum. Bunun da dezavantajını yaşıyor. Ama ne olursa olsun artık bundan sonra oyuncularım da çok net bir şekilde bu işin bilincinde arzu ve isteklerini, mücadelelerini ortaya koyacaklardır. Bireysel olarak baktığımızda çok iyi oyuncularımız vardır. Ama siz de takdir edersiniz ki eksik gördüğümüz mevkilerimiz de vardır. Ama elimizdeki tüm oyuncular bunlardır. Bu oyunculardan ne kadar çok faydalanabiliriz, onun düşüncesi ve onun çalışması içerisinde olur. Ne olursa olsun bizim için en önemli maç çarşamba günü yapacağımız maç olarak değerlendirelim. Evet hocam. Hocam Sayın Mutlu Özpinac'ın da size bir sorusu olacakmış herhalde. Buyursunuz. Hüseyin hocam, şimdi geldiğiniz günden beri belirgin bir katkınız olduğu görülüyor. En azından mağlup olmuyor takım. Bu haftaki görünümünüz daha iyiydi bence. 3 tane yeni futbolcu gördük ilk 11'de. Gökhan, Ramazan ve Akakpo diye. Yani bu rotasyonları yapmanızın katkısını gördüğünüzü düşünüyorum. Yani takımdaki 11'i sabit oynatmanın veya takım içindeki futbolcuların istediği gibi oynamasına müsaade etmediğinizi görüyorum. Kendi mantevitenizi takıma yansıttığınızı görüyorum. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Özellikle benim çalıştırdığım takımlar arzu ve isteği hep doğru noktada olur. Mücadele gücü yüksek olur, koşan takım olur. Ama şu anda
Ben oynatmıyorum oyuncularımı, kendileri oynuyor. Dikmanda gördüğüm neyse onu değerlendiriyorum. Biz de mümkün olduğu kadar yanlış yapmama, hata yapmama adına çalışma içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla hangi oyuncumdan ne kadar faydalanabilirim, onun değerlendirmesi içerisinde oluyorum. Adaletli olmaya da çalışıyorum. Ve bunun da bilinci içerisindeler oyuncularım. Zaten adaleti hissettikleri zaman oyuncularım oynayan da oynamayan da çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Ve biz ayrıca bu mutluluğu da yaşamış oluyoruz. Kulübede evet. Oturan arkadaşla, türkünde olan arkadaşla ve oynayan arkadaşla sırılsıklam birbirimize sarılmış oluyoruz. Çünkü bakış açısı şu oluyor, ya hakikaten hak eden bu oyuncuydu diyebiliyor. Bu da bizim açımızdan önemli oluyor. Ben de bu gibi şeyi özellikle tercih ederim. Hak eden oyuncu bende hep oynar. Benim bakış açıma göre. Ben kaç hafta, kaç kişiden nereye kadar yanılacağım? Zaten çok az bir zamanımız var. Çok miktar zamanda geldik. Zaman açısından müthiş derecede dezavantajımız var. Ama ne olursa olsun bu dezavantajı avantajı çevirmek için de çok büyük bir mücadele içerisinde. Mücadele ediyoruz, mücadele içerisinde diye düşünüyoruz. Oyuncularım da bunun bilinci nedir? Şöyle hocam, kalbimiz gönlümüz sizin bu hafta bu ligde kalmanız elbette ki bir Gaziantep'li olarak. Biz sizin bunları aslında daha detaylı konuşmak isterdik ama zor bir dönemde, kısıtlı bir dönemde geldiğinizi de biliyoruz. Bu haftaki çarşamba günü Elazığ maçı öncesi size gönülden başarılar diliyoruz. Arkadaşlarımın da size bu konudaki görüşleri de bu, aynı şekilde programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar diliyoruz. Abi bu takım hepimizin, bu şehrin takımı. Özellikle basın toplantısında da teşekkür ettim başkanım ve yönetim kuruluna, değerli basın mensubu arkadaşlara ve çok değerli belediye başkanımız Fatma Şahin'e çok çok büyük destekler içerisinde bizi destekliyorlar, çok büyük destek veriyorlar. Bundan dolayı aşırı derecede mutluyuz ve herkese de büyük teşekkür ediyorum ve ayrıca bu takımın kalması herkesin çok büyük menfaati olur. Hatta Gaziantep Spor'un ligde kalması herkesin menfaatine olur. Çünkü Gaziantep Spor'da, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da bu memleketin takımıdır. Ve artıları çok daha olur. Bunun bilinci içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Sizlere de ayrıca çok büyük teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. İyi. Evet, Gaziantep Spor taraftarı mesaj göndermiş. Gaziantep Spor Ligi'de başarılar diler. Yayınınızda başarılar diliyorum demiş. Programı takip ediyorlarmış Mehmet Bey. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Gaziantep Spor'u konuşacağız ama şimdi bir telefon daha bağlantımız olacak. Hemen Mutlu abi, çok kısa Hüseyin Hoca'nın bir değerlendirmesiyle ilgili. Ya Hüseyin Hoca şimdi bakın. Çok kısıtlı bir dönemde geldim, zor bir dönemde geldim. Şimdi bakın, bir hoca geldiği zaman kendisini bir defa kendisinin takıma hükmettiğini gösterecek. Şimdi Hüseyin Hoca geldiğinde belirgin olarak takıma hükmettiğini gördük. Bakın ben demin 3 tane arkadaşın ismini saydım. Ya biz bu arkadaşları oyunda göremiyorduk. Bakın bu Ramazan denilen çocuk sadece kendi becerisiyle evet, takımı galip getirdi. Yani savaşçı bir futbolcu. Metin Diyadin bu futbolcuyu aldı oynatmadı. Oğuz Çetin geldi oynatmadı. Ya çok hocam, enteresan ya. Evet. Tavf kalmamak mümkün değil yani. Yani bu çocuk çıktı bu hafta, savaştı. Tek başına da maçı aldı, çıktı bakın. Ya Gökhan diye ya biz de Oğuz Hoca'ya da dedik. Rotasyon yap, rotasyon yap. Elindeki oyuncuları kullan. Ya buradaki oyuncular oynamıyorlar. Takımı zapt etmişler bu oyuncular dedik. Yani bakın 3 tane rotasyonun takıma verdiği katkıyı görün burada. Ökeş. Evet. Yani takıma galibiyeti getiren bu değişiklikler, rotasyonlar. Özellikle de Ramazan'ın inanılmaz. Ramazan, evet. Çocuk hakikaten kutluyorum, tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar müthiş performans gösterdi. Bu kabiliyetin tek kahramanı Ramazan. Sezon evet, başta Fenerbahçe'den geldi. Evet. Yani Gaziantep Büyükşehir Belediye küme düşmeyecekse Ramazan'a teşekkür edecekler. Ben başka bir şey demiyorum. Mehmet Ali Hocam, hemen Büyükşehir. Hemen Hüseyin Hocam'ın açıklamaları. Evet.
Şimdi diğer haftalara baktığımız zaman özellikle bu hafta Gaziantep Büyükşehir Hüseyin Hoca'nın mantalitesini sahaya yansıtmıştı. Ve az önce başkanım da söylediği gibi özellikle de Ramazan bu maçta sahanın yıldızıydı. Ama takım halinde komple Büyükşehir takımı istekliydi, arzuluydu. Herkes alan savunmasını, adam savunmasını çok iyi yapıyordu. Toplu halde hücuma çıkabiliyorlar. Yani bir takım evet. Hani biz hep söylüyorduk ya daha önceki haftalar ya yorum yapamıyorsun. Yani çok iyi değildi de takım. Evet. Tık yani demiş. Şimdi diyebiliyoruz mesela bak efendim sağ kenarda Ramazan çok etkili oldu. Takımı evet. Hücuma kaldırdı. Bunu söyleyebiliyoruz ama önceki haftalarda bu yoktu yani. Gökhan mesela orta alanda Gökhan çok çalıştı. Gökhan mesela i̇şte kazanmayı istiyor. İstiyordu. Tık demiş. Başkan şöyle yapmaya çalıştı. Mesela Gökhan evet. Orta göbekte oynattı hoca. Yani belki pas yüzdesi düşük de olabilir ama onu uygulamaya çalıştı. Yani hocası bunu istiyordu. Bunu uygulamaya çalıştı. Nitekim de verimli de oldu. Yani belki %70 oynayacağına, %60 performans oynadı ama bir yok, katkı sağladı. Tamam yani. Hüseyin Hoca bu takıma bir şeyler vermiş. Yani evet. 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 Şimdi bir telefonumuz daha olduğu söyleniyor. Alo. 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 Hocam alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam öncelikle bizi kırmadınız, teşekkür ediyoruz ve sizi tebrik ediyoruz. Elazığspor'la müthiş bir çıkış yakaladınız. Düşüncelerinizi almak istiyorum hocam. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da da görev yaptınız. Tabii ki öncelikle Elazığspor'la ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi almak istiyorum. 6 puanı silinmiş, ceza almış bir takım şu anda oynadığı futbolun yanı sıra bu lige renk katan ikinci yarıdaki en önemli takımlardan birisi. Bayraç hocam görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, öncelikle teşekkür ederim yayın aldığınız için. İyi programlar diliyorum. Tabii süreci zaten biliyorsunuz. Elazığspor'daki yaşananlar, geçmişte sinirlen puanlar, işte maddi sıkıntılar vesaire. Ben öncelikle şunu belirteyim. Benim çok teklif almama rağmen ben Elazığspor'u tercih etmem durum sebebi şuydu. Zaten 2 sene önce kurduğum bir takımdı. Ve transfer yasağı olduğu için futbolcu katılmamıştı. Tam tersine futbolcular ayrılmıştı. İşte evet. Federasyona FIFA'ya veren futbolcular. Ve bu takım buna rağmen 5 tane teknik direktör değiştirmesine rağmen benden sonra yine de playoff oynayan bir takımdı. Dolayısıyla kaliteli bir kadro vardı. Ben bu takımın teklifini kabul ettiğimde -12 puandaydı. Ama ben yine de kurtarabileceğimi, çünkü çok karakterli futbolculardan kurulu bir takımdı ve iyi kaliteli bir takımdı. Güzel bir sinerji yaratarak bu takımı ligde tutabileceğime inandığım için teklifi kabul ettim. Nitekim sonra biliyorsunuz 6 puan ilave edildi. İlk maçımızın da Mersin Spor'a karşı bir galibiyet olduğu için bir anda 9 puan eklendi ve bu çok büyük bir moral oldu. Çok zor şartlara rağmen yine de devre arası transferini açabildi yönetimimiz. Çünkü çok çok aşırı bir borç ödeme var FIFA'ya, yabancı oyunculara ve geçmişteki borçlardan dolayı. Yaklaşık 100 trilyonluk bir borçtan bahsediliyor. Hem bunu ödemeye çalışıyorlar hem de içerideki futbolculara ödeme yapmaya çalışıyorlar. Ve bugünlere kadar geldik. Ancak tabii transferin geç açılması ve son gün yeni gelen futbolcular, devre arası oyuna takıma katılan futbolcuların geç gelmesinden dolayı o form grafiğini biraz geç yakaladık. Aslında biraz daha erken katılabilselerdi belki çok farklı olabilirdi. Ancak çok şükür son 7 maça bakıyoruz. 16 puan almış bu takım 7 maçta. Ki geçen haftada son maçımız Denizli'deydi. Bir puan aldık. Şimdi tabii puanımız 36. Belki matematiksel olarak kurtarmadık ancak çoğu takımdan biraz daha rahat bir nefes aldık diyebiliriz. Çok şükür elhamdülillah bugünlere kadar geldik ama lig bitmedi. Zor 4 tane daha maçımız var ki birisi biliyorsunuz eski takımız bu hafta Gaziantep Belediye ile oynayacaklar. Evet hocam çarşamba günü. Oynayacağız çarşamba günü. Dolayısıyla onların da tabii ki galibiyet ihtiyacı var ama bizim de var. Biz kendi evimizde bu maçı kazandığımız takdirde belki 3 maç kala garantileme şansımız da var kümede kalmayı. Dolayısıyla bütün hesaplarımız maçı kazanmak içindir. Onun dışında her şey iyi gidiyor. Havalar da güzel. Sakatımız yok. Bir tane oyuncumuz cezalı. O da Ozan biliyorsunuz. Evet.
Bayram Hocam, hemen şunu ifade sormak istiyorum. Göreve geldiğinizde dediniz, transfer yasağı yeni kalkmıştı. 5 tane giden futbolcular vardı. Kaç transfer yaptınız hocam devre arasında? Şimdi devre arası şöyle oldu. Benim daha önce izlediğim futbolcular vardı. Onlardan işte Kehinde olsun, Diara olsun, Yusuf olsun ve Aydın Çayıç olsun. Tabii istediğimiz ve alamadığımız başka oyuncular da vardı. Çünkü transferde biraz geç kalınca onlar başka takımlara gitti. Ancak 9 tane futbolcu aldık ki bunların çoğu zaten maliyeti çok düşük. Biliyorsunuz devre arası transferi çok hassas bir dönemdir, hassas bir transferdir. Neden? Çünkü devre arası çok fazla bir futbolcu portföyü yok ortada transfer edebileceğiniz. Ya çok para verip kadronuza katacaksınız. Çünkü bir takımdan onu koparıp sizi almak bir maliyet gerektiriyor. Bunun dışında ya boşta kalmış oyuncu alacaksınız ya da uzun süre bir takımda oynamayan bir futbolcu ya da sorumlu karakterli futbolcular oluyor biliyorsunuz devre arası takımından ayrılmış olanlar. Yani dolayısıyla çok hassas davranmak gerekiyor ama biz inanın bana tabii ki zaten bu ortamda bu futbol piyasasındaysa belli bir kapasitesi var ama bundan önce karakterine de bakıyoruz. Yani futbolcu ahlakına, karakterine, uyumuna, bunlara bakarak transfer yapmaya çalıştık. 9 tane futbolcunun dediğim çoğu maç başı oynuyor, maliyeti çok düşük. Ama biz aşağı yukarı hepsinden verim aldık. Ve Kehinde olsun, Aldin Çayıç olsun, Yusuf olsun, Ozan olsun, Diara olsun. Bunların hepsi bir katkıda bulundular takımına. Evet hocam. Ya bu da bizi en azından olduğumuz konuma taşıma şansı oldu. Çünkü devre arası transferinde de bu sıkıntılara rağmen yanıldığınız zaman, bir katkı yapamadıkları zaman, sağlamadıkları zaman takıma işte orada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz çok şükür onu yaşamadık. İyi de gidiyoruz. Hocam, değerli yorumcumuz Gaziantepspor eski yöneticisi Sayın Mutlu Özpinöz de programımızda. Onun da size bir sorusu olacakmış. Buyurun Mutlu Bey. Tabii ki, tabii ki. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Mutlu abicim. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu kadar olumsuzlukla gayet güzel bir durumdasınız. Fikstüre baktığımız zaman sizi tebrik ediyorum öncelikle. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Burada hocam size sormak istediğim bir soru. Bütçeniz ne kadar bu yılki harcadığınız takımla ilgili? Yani bizim devre arasında yaklaşık yanılmıyorsam bir 2-2,5 milyon TL gibi bir para harcadık. Evet. Onun dışında da toplam takımın toplam maliyeti sanırım 8 trilyon öyle bir şey. Evet. Çünkü şunu da belirtmek istiyorum. Bu gerçek yani. Ben varsayımlarla ya da bilmediğim konulara değinmem. Hele yönetimsel tarafa benim ilgi alanım dışında olan konulara hiç değinmem. Çünkü yanlış bir şey söylemekten korkarım. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Elazığspor'da şu an oynayan futbolcular o kadar düşük maliyetlere oynuyorlar ki bu sıkıntılardan dolayı işte bir 500 bin TL mukavelesi olan futbolcular yönetim tarafından, başkanımız tarafından çağırıp işte rica minnet mukaveleleri düşürtülerek tekrar sözleşme yapıldı. Yani evet. 320-330 bin belki PTT ligindeki en az rakamlar oynayan futbolcular bizim futbolculardır. Ama buna karşılık hiç çalışmalarından, kişiliğinden, karakterinden ödünç vermeden işlerini yapmaya çalışıyorlar. Doğru da yapıyorlar, güzel de yapıyorlar. Ben hepsinden çok memnunum. Evet hocam, sizi içinde bulunduğunuz olumsuz durumdan da çıktınız inşallah. Ve bu bütçeyle bu başarıyı sağladığınız için sizi ve yönetiminizi, Elazığ sporluları kutluyorum. Elazığ Spor da bizim takımımız. Bizim bölgemizin takımı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Malatya Spor gibi, Gaziantep Spor gibi bölgemizi bu liglerde temsil edecek takımlara ihtiyacımız var. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman çok büyük astronomik rakamlar ayrılıyor. Bu bütçeler ayrılıyor bu futbol için bu bölgede. Biliyorsunuz Gaziantep Belediye öyle, Elazığ vesaire, Urfa derken yani bu bölgeden inanılmaz bütçeler ayrıldığı için çok da güzel sportif kompleksler yapılıyor artık. Yani bizim artık Doğu'da, Güneydoğu'da Süper Lig'de daha fazla takım olmalı ki hem
bu yörenin insanları artık onlar da takımlarını büyük takımlar ağırlama şansı olsun, görsünler. Onların da böyle bir hakkı var. Bu kadar yatırım yapıldıktan sonra yapılırken neden bu başarı gelmesin? İşte orada yönetimsel tarafı da çok önemli. Evet. Doğru yapılanma. Yani çok aslında derin bir konu ama uzun sürer anlatmamız. Evet. İnşallah hocam ileride daha iyi yerlere gelecektir bizim bölgemizin futbolu. İnşallah, inşallah. Bayram hocam çok teşekkür ediyoruz. Keyifle izlediğiniz bir Elazığ Spor. Gerçekten de. Allah razı olsun. İnanılmaz ben işlere başarılar inanılmaz işlere imza attınız. Çok güzel de bir takımınız var. Bundan sonraki kalan maçlarda da Elazığ Spor'a ve sizlere başarılar diliyoruz. Buradan da spor ruhu ve Kanal 5 ekibi olarak Elazığlara sevgilerimizi gönderiyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız Allah için. Allah razı olsun. Ben de tüm Kanal 5 ailesine selamlar, saygılarımı sunuyorum. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet. İyi akşamlar. Çok kısa hemen bir kelime aralım. Reklam aramız var. Evet. Mutlu abi. 8 trilyon. Yani şimdi konuşursak çok kötü oluyor. Konuşmamamız gerekiyor ama görüyorsunuz. Sadece devre arasında 2,5 trilyon takviye ile neler yapılmış ve takımın transfer yasağı var bu takım. Evet. Son hafta son gün kalktı herhalde. Evet, son gün kaldırdılar. Yani 8 trilyonla bu işte oluyormuş. Yani. PTT 1. ligi tamamlayan bir takım 10. sırada. Mutlu abi 24 puan almış evet. Bayram Hoca göreve geldikten sonra. Evet. Aslında bu rakamlar da başlattı. 7 maçta 16 puan. Şimdi evet. Bu rakamlar da şunu belirtiyor. Mesela geçen hafta İrfan Hoca'yı bağladığımızda... Aynı, İrfan Hoca da aynısını ifade etti. 12 trilyon, 12,5 falan diyor. Evet, 12,5. Bayram Hoca 8-10 trilyon. Yani o zaman baktığımız zaman böyle 10 trilyonla, 8-12 trilyon neyse bu rakamlarla da bu takımlar hem şampiyonluğa oynayabiliyor hem de işte orta sıralarda işte Elazığspor şu anda durumda rahat bir pozisyonda. Yani demek ki çok abartılmadan bilinçli bir transfer politikasıyla bu işler bu paralara oluyormuş. Bu şimdi şu ligler tamamlansın inşallah bir Belediyespor'un konumu tam belli olsun. İnşallah kümede kalsın. Bu konuyu açacağız. Bu şehrin bir sorunu var. Bu sorunu açacağız inşallah. Yani evet. Bu programla da genel mesela PTT 1. Lig'in transfer politikasını bu rakamlarla. Evet hocam. Evet, en azından onu bir yönetici bizim görevimiz şimdi değil ama. Şimdi bunu konuşmayalım. Bilgileri Mehmet olur anlamında. Zarar vermeyelim. Bunu detaylandıracağız. Biz Büyükşehir Belediye'nin bütçesini çıkaracağız. Bir de bunları örnek koyacağız. Hesap soracağız bu arkadaşlara. Evet. Sevgili seyirciler şimdi bir kısa reklam aramız var. Spor ruhundan ayrılmayın. Reklamlardan sonra yine Gaziantep Spor'la konuşacağız. Büyükşehir Belediyespor'la aynı şekilde devam edeceğiz. Gaziantep basketbolu konuşacağız. Reklamlardan sonra sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler spor ruhu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Gaziantep Spor'la. Gaziantep Spor'da bir en önemli sorunlardan bir tanesi de son haftalarda son 3 maçtan beri bilet fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması. İşte geçtiğimiz konulara çok değinmek istemiyoruz taraftar konu, orada yaşanan evet. Şeylere. Bununla ilgili mesela belki sizler de biz de hep gittiğimiz yerde bu soruyla karşılaşıyoruz. Bunu gündeme getirir misiniz? Neden bilet fiyatlarını yüksek tutuyorlar? Şampiyonluğa mı oynuyoruz? Şampiyonlar Ligi'ne mi gitmeye çalışıyoruz? Veya işte UEFA'ya mı oynuyoruz? Gibisinden böyle bir eleştiri var. Mutlu abi neler söylemek evet. istersin? Bilet fiyatlarının yükselme sebebini tek yorumlamanın tek açıklaması var. Burada bir yorum gerekiyorsa taraftarı sahaya almamak. Taraftarın Kalyon Arena stadına girmesini ekonomik anlamda engelleyerek taraftara bir ceza kesiyorlar. Yani bu cezanın da ne kadar doğru olduğu kamuoyu tarafından artık tartışılsın. Hem takım desteklenmiyor, taraftar gelmiyor, taraftarsız oynuyoruz diye bir yorum yapılıyor, açıklama yapılıyor. Taraftarın da sahaya gelmemesi için biz daha önceki programlarda da işlemiştik. Ulaşım sorunu olduğunu ifade ettik. Biz daha böyle bir bilet fiyatları yok. Biz ulaşım sorunu ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa burada
taraftarın sahaya rahat ulaşması için bu konuları işlerken bir de baktık ki bilet fiyatları astronomik rakamlara çıkarılmış. Demek ki taraftarın gelmesi istenmiyormuş. Kendi kendilerine çalıp oynamak istiyorlarmış. Güzel. Bu takım Gaziantep'in ha. Bu takım Gaziantep spor taraftarının takımı. Yani ne yapıyorsunuz siz? Gaziantep spor taraftarı takımın gerçek sahibi Gaziantep spor taraftarıdır. Gaziantep spor taraftarını sahaya almıyorlar. Bu takımın küme düşmesini bugün konuşuyoruz biz. Taraftarı sahaya almayan bir yönetim artı takıma destek çıkmıyor şehir diye feryat eden bir yönetim ve taraftarı sahaya almıyor. Siz bu takımı yönetemiyorsunuz kardeşim. Yönetemediğiniz için de bırakın yönetenler gelsin yönetsin o zaman. Ya taraftarı sahaya alacaksınız, ya şehirle bütünleşeceksiniz, ya şehirle takımı kaynaştıracaksınız, yöneticiliğinizi yapacaksınız. Ha yapamıyorsanız da bırakacaksınız. Ha yapabilenler gelecek o zaman. Evet. Ramazan, yıllardır takip ediyorsun Gaziantep Spor'u ve sporun içerisinde. Baktığımız zaman Gaziantep Spor'da bu sezonki kadar özellikle hadi tamam maraton veya kapalı biletleri bazen uçuk fiyatlara satılıyordu. İşte kale arkası diye tabir edilen veya işte şu anda yapılan stadın üst maraton gibisinden denen 20 lira gibi bir bütçeden bahsediliyor. Buna rağmen insanlar yine o Gaziantep Spor'u seven taraftarlar gelmeye çalışıyor. Bu konuda herhalde sana da çok fazla serzenişte olmuştur veya işte az önce mesajda da belirttin. Senin düşüncen nedir? Yani ne yapmak istiyorlar? Neye, bunların amacı ne? Şimdi özellikle Mehmet Toktay diye bir taraftar mesaj göndermiş. Bu duruma getirenler utansın düştü diye böyle ifadeli bir şeyler yazmış. Şimdi siz sezon başında kombine bileti satamazken, taraftarı iş adamlarına şuna buna kombine bileti satamazken getiriyorsunuz. Aynı cezayı taraftara kesiyorsunuz yine. Sen önce Gaziantep Spor'a gelir elde etmek istiyorsan sezon başında Gaziantep Spor'un kombine biletlerini satacaksın. Bir de şu var Ramazan, enteresandır. Sezon başı bu taraftar bu kulübe sponsor oldu. Göğüs reklamını. İşte onu demek istiyorum. Oraya da geleceğim. Şimdi kombine bileti satamazken, Gaziantep Spor'a bir gelir kaynağı bulamazken, Gaziantep Spor'un formasını reklam bulamazken bu taraftar çıktı dedi ki biz gerekirse aldığımız aylıktan, aldığımız haftalıktan, aldığımız emekli maaşından, iş yerinden sağladığımız kazançtan bize düşen görev neyse formanın reklamını biz taraftar olarak alalım. Forma reklamını taraftar yapalım dediler. Kalktılar törenle, taraftarlarla sözleşme imzalandı. Taraftarlar derneğiyle formanın üzerine taraftar yazıldı. Şimdi daha önce Kamil Ocak'ta maçlar oynanıyordu. Kamil Ocak stadında. Şimdi orada 1 liraya bilet satarken 1 liraya bilet satıyordunuz. Onu da siz dolduruyordunuz. Üste de para veriyordunuz taraftarın gelmesi için. İşte pırpırlar için, meşaleler için üste de para veriyordunuz taraftarın gelmesi için. Şimdi efendim stat kaliteli olmuş. Kalyon Arena stadı yapılmış. Arena stadına taraftar yüksek maliyetle girecekmiş. Şimdi siz Gençler Birliği maçına 30 lira yani yeni paraya göre, biz eski paraya göre 30 bin lira bilet koyuyorsunuz. Karabük maçına 20 bin bilet parası koyuyorsunuz. Yarın bu takım Galatasaray ile Beşiktaş'ta maçı var. Şimdi o zaman ben o bilet fiyatlarının ücretini artık tahmin edemiyorum yani. Düşünemiyorum yani. Ne olur bu maçlar, içeride oynadığımız maçları, bugün bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş geldiğinde o zaman Gaziantep Spor taraftarı çoluğun çocuğun nafakasının tamamını verip mi maça gelecek? İşte taraftar gelmesin istiyorlar. Yani. Şimdi taraftarı istemiyorlar. Bülent Uygun çıktı. Efendim benim istediğim taraftar portföyü bu haftaki Karabük maçındaki bir grup taraftar. Şimdi taraftar, sen sportif başarı sağladığın zaman taraftar seni destekler. Taraftar arkanda durur. Taraftar takım otobüsünü yolda karşılar. Taraftar tesise gider, antrenmanda tezahürat yapar. Ama sen taraftara bir şey veremiyorsun. Hep taraftardan istiyorsun. Taraftara bir şey ver ki taraftar sana bir şeyler versin. Sen bir adım gel taraftara, taraftar sana 10 adım gelsin. Şimdi efendim bilet fiyatına
Gaziantepspor'a katkı sağlamaya çalışıyorsun. Ya da az önce senin belirttiğin gibi bu taraftar Arena Stadı'na girmeyecek. Zaten gelmiyor adam. Şimdi ulaşmıyor zaten ki. Gelemiyor zaten. Ulaşım sorunundan dolayı zaten gelemiyor ki. Gelen taraftarı da kapıda özel güvenlik ya da emniyet güçler tarafından kombinesi varsa kontrol ediyor. Patrolü varsa kontrol ediyor. Yoksa emniyet içeriğini geçemiyor zaten. Şimdi bu hafta güvenlik de gelmedi maça. Evet. Allah'tan emniyet varmış. Güvenliği de istememişler herhalde. Yani neye gelecek güvenlik? Bugün güvenliğin parasını ödememiş mesela. Özel güvenliğin parası ödememiş bir şirketin var. Şirketinde insanlar oraya gelip işini gücünü bırakıyorlar. Şimdi türbinlere bakıyoruz. Bir tarafta çevik kuvvet oturuyor. Bir tarafta sivil polisler oturuyor. Türbinler bomboş. Karşıda bir grup taraftar. Gaziantepspor. Yani o da son 5 dakikada istifa diye çağırmaya başladı. 40 bin kişilik stadımız var. Ama 3 düştüğümüz bin kişiyle. Yani şu halimize bak. Yani neleri konuşuyoruz? Arena stadında o hal uyguluyoruz. Sen bunu yaparsan bu arena stadı ya PTT 1. Ligine hizmet verecek ya da Bal Ligine hizmet verecek. Evet, böyle bir yani, stadımız böyle var. Bir yazıklar olsun. Yazıklar size. Olsun. Yazıklar olsun size. Evet Mehmet Ali Hocam. Senin düşüncelerin nedir? Futbolda hep söylüyoruz. 12. adam futbolun en önemli bir takımın, bir kulübün en önemli destekçisidir. Gerek maddi yönden, gerek manevi yönden. Futbolda oynadınız yıllarca. Şöyle tribünlere bakıp dolu olduğu zaman sahaya çıkıp oradaki performansla boş tribünlere uğramak çok daha farklı. Bu konudaki senin düşüncen nedir? Ramazan az önce bir şey söyledi. Arenam yeni yapıldı işte falan. Herhalde kendi babalarının babaları yaptırdı ya, o yüzden öyle düşünüyorlar. Şimdi az önce bazı eleştirilerde bulunduk. Yani ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Tabii hiçbir açıklama da gelmedi. Ramazan abi dedi işte oraya çok masraf ettik. Herhalde onlardan parayı çıkartmak için bilet fiyatlarını artırdı gibi bir şey söyledi. Ramazan espri olarak söyledi. Espri olarak söyledi. Şimdi ben daha ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani bizim istediğimiz, şimdi sürekli taraftarlar eleştiriliyor, taraftarlar küfür ediyor. Biz Mersin'de oynayalım, Adana'da oynayalım. Şimdi baktığınız zaman çok bir şey anlatmaya gerek yok aslında. Yani bu taraftarları istemiyorlar. Yani bizim dediğimiz taraftar olacak. Ya şimdi ben ona nasıl, şimdi bir tanesi mesaj atmış diyor ki biz bilet fiyatlarını artırmış, bazı taraftar grubuna da bedava bilet doldurması yapılmış. Evet, evet o da oldu. Şimdi ya şimdi kimse hani bir deve kuşu kafasını kuma gömmüş de beni kimse görmüyor gibi bir atasözü var ya, bu da bunun gibi ya, her taraf nereyi altını kaldırsan şimdi güvenlik elinde kalıyor. Yani bu nasıl bir karar alınıyor? Bu kararın arkasında alırken bu kararı, bunun tepkileri ne olacağını düşünemiyorlar mı? Yani bizim istediğimiz taraftar girecek, yoksa maça gelmesinler. Bu bizim takımımız. Kilitleyin kapıyı. Gidin Celal Doğan testlerinde oynayın. Kimse görmez, kimse bilmez, kimse seyretmez. Kimlik kontrolü yapılsın. Yani İbrahim Kızıl'ın taraftarı, Gaziantepspor'un taraftarı diye. Bir de bir Süper Lig takımının böyle yönetilmesi işler acısı bana göre. Evet. Yani bu taraftar, bu kulübün sahibi bu taraftar. Bu memleketin çocukları. Bu memleketin çocukları. Biz maça biz de gittik. Ya Düztepe'den gelen çocuk yürüyerek gitti Beylerbeyi'nden. 6 tane bizde bir minibüsçü bir amca var, önüne durduk. Dedik şunları da götürün. Ya yayan geliyorlar bu adamlar. Yani yazık, günah bu kadar taraftarlar. 2 hafta önce, 2 maç önce de biz Ramazan'la götürdük. Yolda. Arabayı doldurduk geldik. Yani, doldurduk yani. İnan, telefon mu? Bir taraftarımızın telefonu varmış. Onu alalım. Onun da duygularını bakalım, o neler söyleyecek. Alo. 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 İyi akşamlar. Sizi bir tanıyalım. Kiminle görüşüyoruz? İyi akşamlar. Ben Aykut. Buyurun Aykut Bey, Gaziantepspor taraftarı herhalde bu konudaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi belirtmek istiyorsunuz. Öncelikle Ökeş Bey, size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve konuklarımız Ramazan Bey'e, evet. Mehmet Ali Hocam'a ve başkana iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet Aykut Bey, bu bilet konusu, bu sıkıntı nedir? Bu neler yaşanıyor? Vallahi iki hafta önce ben de başkan ve yönetimin aldığı kararla Gaziantepspor taraftarları maça gelememekte. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet, dinliyoruz biz sizi.
Buyurun. Maça gelememekte ve büyük sıkıntı çekmektedir. Bunun da başkan karar kalanını kapatıp ve taraftarlarla kavgalı olduğundan dolayı, sıkıntılı olduğundan dolayı başkan bunları çözmek yerine taraftarları sada almamaktadır. Ve bunun da Gaziantepspor'a büyük zarar vermektedir. Evet. Bunu buradan başkana da, sizlerin aracıyla başkana sesleniyorum. Yani taraftarlarla barışıp Gaziantepspor'un yani son bir şansı var yine de. Bilet fiyatlarını düşürüp taraftarlarla şey yapması lazım yani, barışması lazım. Peki sizin bu konuyla ilgili bir girişiminiz oldu mu? Elbette dernek yöneticiniz var, başkanlar var veya sizlerin şahsi olarak gidip işte Gaziantep sporlu yöneticilerden veya kimseyi bulabildiniz mi bu konuyu, derdinizi? Valla yönetici abilerimizle görüşüyoruz. Onlar işte işin kolayına kaçıyorlar. Nasıl diyeceksiniz? Taraftarlar istemiyorlar yani, şey olduğundan dolayı, küfür olduğundan dolayı istemiyorlar. Bunu açık 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 beyan ediyorlar mı? İstemiyoruz gibisinden. Evet, istemiyoruz diyor. Çünkü kulüp ceza alıyor diyor, bahane yapıyorlar. Yani işin kolayına kaçıyorlar. Evet. Keşke şimdi dünyanın her yerinde takım başarısız olursa takımın yani taraftarları başkanı ve yönetimi istifaya çağırır. Bu dünyanın her yerinde böyle. Şimdi Gaziantepspor'un haliyle başarısız. 5 yıldan beri takıma transfer yapacağım diyor, UEFA'ya oynayacağım diyor başkan. Yani şey yok. Hep küme düşmemeye oynuyor takım. Evet. Yani bir hedef yok. Sezon başında transfer yapmıyor. Oyuncu eksikliği var. Yani sezon başı yani zaten sezon başında da takımın yani sıkıntısı çok büyüktü. Stoper yok takımda, sağ bek yok, orta saha yok, forvet yok. Yani bakarsanız zaten transferler hep ikinci yarı geldi. Evet. Yani hocanın yapabileceği bir şey yok. Yani teknik direktörle ilgili bir sıkıntı yok yani. Ayakkabı. Takımın yapılandırmasıyla yani sezon başı transferde yani geç kalındı. Evet. Yani ondan sonra da yani şimdi bu taraftar konusu çok önemli. Bu hafta bunu başkan çözmesi lazım yani. Galatasaray maçında karakolada açılacak mı mesela? Bu hafta açmadı Karabük maçında. Yani bu hafta da Galatasaray maçı var diye tekrardan açmaz ise yani, yani son şans belki yani düşmeyebiliriz. Nasıl verirseniz bu hafta Trabzon tam konuluydu. Biz de Akhisar'la oynuyoruz. Akhisar yener Antep. Yani son bir şans Galatasaray maçı yani. Taraftarla barışması lazım yani başkanın. Evet. Sizler de buradan başkana seslenerek hep beraber yani bu bilet fiyatlarını aşağı çekip yani son bir şans olan Galatasaray maçını taraftarı statta canlandırmamız lazım. En büyük gücü bu takımın taraftarıdır. Taraftarsız Gaziantepspor'da olmaz yani. Evet. Yıllardır bu takımın büyük gücü olan taraftarı yani bilet fiyatları Antep'te 20 milyon. Zaten bu yaşın sende var. Bir de bilet 20 milyon, 50 milyon olur seçilmeyecek. Şimdi herhalde hattan düştü. Yani adam sıkıntısını anlatıyor. Yani ne bir yönetici yani ne anlatacağını da bilmiyor aslında taraftar. Şimdi evet. Yani sahaya sen taraftarı almazsan, sahaya taraftarı kabul etmezsen bu takım küme düşer zaten. Takım taraftar takımın dinamiğidir, ateşleyicisidir yani. Yani sen bu taraftarı futbol takımına destek çıkmak için sahaya gelmesini engellersen hem ulaşım konusunda olsun hem stada giriş ücreti konusunda olsun taraftarı istemezsen bu kulüp de küme düşer işte. Diyecek bir şey yok yani. Evet Ramazan, son bir Akhisar maçıyla ilgili ve kalan maçlarla ilgili de bir değerlendirme alalım. Ondan sonra Büyükşehir'i ve diğer basketbolu da konuşacağız. Şimdi Akhisar 36 puanı var. Evet, rahat rahat. Henüz rahat gibi gözükse de kalan 4 maçta neyin ne olacağını çok da daha 12 puanlık bir pasta var ortada. Çok %1 ihtimal de olsa Akhisar da bu şeyin içerisinde gibi gözüküyor ama çok zor Akhisar'ın oraya tekrar gelmesi. Bursa,
Alanya, Kayseri. Yani baktığın zaman bu takımlar Gaziantepspor'la birlikte ama bunların içerisinde en dezavantajlı takım Gaziantepspor. Yani şimdi siz Karabük maçında beraber kalıp da Kayseri'nin yenmesi Gaziantepspor'u en dezavantajlı takım duruma getirdi. Şimdi Alanya Aksar özellikle kendi evinde iyi futbol oynayan, hatta sezon başından bu yana iyi futbol oynayan takımlar arasında yer alıp sonuca gidemeyen takımlar içinde. Şimdi bu durumda Akhisar'ın kendi sahasında iyi futbol oynayıp o da kazanmak için en azından bir beraberlik koparıp tamamen... Yani şunu da belirtelim de bilmiyorum sizi belki bu akşam oynanan maçta Galatasaray'ın Bursa'yı 5-0 mağlup etmesinden sonra Mutlu Topçu istifa etti. Bunu da belirtelim. Yani onlar için de biraz baktığınız yani, zaman Bursa Spor'da 35-36-34'ler çok da böyle... Yani şöyle diyebiliriz. Mesela Gaziantep Spor'a baktı bu hafta işte Akhisar Belediye, işte Kayseri, Trabzon deplasmanına gidiyor. Çaykur Rize Spor. Hemen ona da buradan maçına ama bakalım. Ondan sonraki maçlara da bakmak lazım. Yani burada şimdi biz Akhisar'a gidiyoruz. Evet. İçeride Galatasaray'la oynuyoruz. Evet. Çaykur Rize'ye gidiyoruz. Evet. Beşiktaş geliyor. Evet. Antalya. Alanya'ya. Antalya. İşte Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi baktığınız zaman fikstür dezavantajı da var Gaziantepspor'un. Çok zor zor maçlar kaldı. Şimdi Çaykur Rize diyorsunuz. Çaykur Rize Spor Gaziantepspor'un altında 24 puanlı takımlardan. Şimdi o da ümidini devam ettiriyor. Yani ben de acaba kalabilir miyim? Kayseri, Gaziantepspor puan kaybeder de biz de tutunabilir miyiz diye düşünüyorum. Bu hafta bakın onlar da bizim bir olay yaşadı. Mesela son dakikada Koyka bir pozisyon yakaladı. Atsa 2000 öne geçecekler. Maçı onlar bitirecek. Döndü o top Fenerbahçe, Musa Sol bence attı. Akhisar zor maç. Yani Gaziantepspor bu haftaki oynadığı futbolu, bu haftaki yakaladığı pozisyonları Akhisar karşısında bulduğu takdirde bunları değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendiremezsen sen istediğin kadar iyi futbol oyna, istediğin evet. kadar pozisyon bul, sonuca gitme şansın yok. Ben Akhisar maçın zor geçer diye düşünüyorum. Mehmet Ali Hoca. Evet. Ben de katılıyorum Ramazan abiye. Şimdi Gaziantepspor yalnız eğer bir Akhisar deplasmanındaki bir galibiyetle şimdi Kayseri Trabzon'a gidiyor. Hani gene imser bakmak istiyorum. Eğer bu Antepspor gidip deplasmanda yenip Kayseri'de Trabzon'da mağlup olursa yine bir puan kalıyor. Yani son haftaya kadar bu sanki sürece bir umut var. Yani dolayısıyla da bu Gaziantepspor ama Akhisar mağlubiyetinde tamamen bitecek gibi duruyor ama Akhisar galibiyetiyle de Kayseri mağlup olduğu takdirde bir puan kalıyor. Bunu da diğer 3 haftaya umudumuzu sürdüreceğiz gibi duruyor. Yani bu maçı Çaykur Rize de içeride Bursa'yla oynuyor. Çaykur Rize'yi artık saymıyoruz. Yani hadi onu düştü diyoruz. Kayseri'yi hadi Bursa'nın aşağıya çekilmesi açısından. Bak 35 puanı var. Bursa'nın yani 9 puan var. 4 hafta kalmış. Zor gibi ya. Burada Gaziantepspor'un yakalayacağı bana göre tek takım Kayseri Spor. Evet. Alanya Spor'un da 34. Alanya Spor'da 3 haftadan beri kaybediyor yalnız. Evet. Umarız Akhisar deplasmanından bir 3 puanına gelir. Umutlarını son 3 haftaya taşır diye düşünüyorum. Mutlu abi, yukarıdaki takımlar çok rahat görünse de özellikle teknik adam ve yönetim bazında sıkıntılar oluşmaya başladı. Onlarda da Mehmet Ali Hocam'ın ifade ettiği gibi kilit Gaziantepspor için kilit hafta bu hafta dedi. Çünkü baktığımızda Adana Spor biliyorsunuz bu hafta mağlup oldu. Onlar artı baktığınızda hemen hemen düştü. Şimdi biz 30. hafta oynayacağız. 30 evet. oynayacağız 5 hafta. 5 hafta var. 4 hafta dedim Mehmet Ali. Evet. 5 haftamız var. 5-5. Gaziantepspor taraftarını stada almazsa. 2 maç içeride oynuyoruz. Hocası, yönetim, teknik heyete, koça sahip çıkmazsa, futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmezse bu takım küme düşer. Bu takım şu anda matematiksel olarak küme düşmüş durumda. Önümüzdeki maçlara baktığımız zaman Akhisar maçını kazanması gerek, Galatasaray maçını kazanması gerek, Beşiktaş maçını kazanması gerek, Antalya Spor maçını kazanması gerek. Bu takım kazanmaktan başka çaresi yok. Bu birlik beraberlik yok takımda. Bu kenetlenme yok. Önce 20 tane içlerinde... 20 tane yönetici var. 2 tane, 3 tane yönetici stada geliyor. Seyirci gelmiyor. Taraftar gelmiyor.
taraftarı stada koymuyorlar. Başkan, lafınızın arasına gireyim. Son Kayseri maçı da bedava. Kayseri'de, Adana'da maçları bedava yapıyor. Yani. Hocam Gaziantepspor maçını da aynı şekilde yaptı. İşte Kayseri yani fark burada. O gelsin diye çabalıyor, biz gelmesin diye çabalıyoruz. Yani bir taraf bir yanlış yapıyor ama hangi taraf? Biz taraftarı istemiyoruz. Yani orada bir karar vermek lazım. Evet yani. Ama işte Mutlu abin dediği gibi bunlar önce kendi arasında birleşecekler. Çok az bir zaman da kalsa bütünleşecekler. Ya yönetici yok. Taraftar yok. Şehirle takım arasında küslük var. Tamam da yani neyi başarı bekliyoruz şu anda? Yani biz bunları absorbe etmek için burada kaçıncı programımız? Her programda devamlı taraftarla şehirle takımın kaynaşmasını sağlamak adına üstümüze düşen ne görev varsa, ne vazife varsa hepsini yaptık. Yani biz buradan ne kadar seslenirsek seslenelim bu insanlara, dafar etmedi. Tınlamıyor, tiylemiyorlar yani. Tiylemiyorlar. Yani musalla taşını başları değerse çok kötü yani. Bir şekilde fark edecekler ama iş işten geçmiş olacak. Yani bunu tiylemeyen de kendi kendini tiylemiyor zaten. Kendi kendini tiylemeyen bir adam da bu kulüpte yöneticilik yapamaz. Yapmayacaktır da zaten. Bir şekilde takım küme düştüğü zaman gardı düşecektir. Mehmet Ali Hocam, hemen Gaziantepspor'u noktalayalım. Büyükşehir'le ilgili Hüseyin Hocam da yaptığı açıklamayı da işte ya iki gün sonra deplasmanda önemli bir maç oynanacak. Elazığ'a bakıyorsunuz, o tarafta kazanmak için mücadele edeceğiz diye bu konudaki görüşünüzü alalım. Evet. Şimdi Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor oynadığı Manisa maçındaki performansıyla daha umutlandırdı bizi. Şimdi eğer Elazığ Spor'la oynayacağı maçta mutlaka Hüseyin Hoca da onu bahsetti. Eğer içeride maçta mağlup olsaydık belki de çok büyük bir umudumuz kalmayacaktı. Yani hiçbir telafisi olmayan haftalara girdik Büyükşehir. Yani bu hafta Elazığ Spor'la oynayacak. Mutlak ve mutlak galip gelmesi gerekiyor. Çünkü puan kaybında şu anda zaten Büyükşehir Belediyesi lig bitmiş olsa küme düşmüş pozisyonda zaten. Evet. Dolayısıyla da puan kaybetme şansı yok. Elazığ maçıyla da alacağı bir galibiyet Büyükşehir'e. Bu içeride oynadığı Manisa maçının vermiş olduğu moral, yani futbolculardaki o istek arzu, hani hoca da bahsetti, kazanma arzusunu yakaladık gibisinden. Yani kazanmaya al. Çünkü 9 haftadır kazanamıyor. Yani bu da kolay bir, bunu atlatmak da kolay değil bir futbolcu psikolojisi anlamında. Dolayısıyla bu iyi oldu, bu galibiyet. Eğer Elazığ maçında da bir galibiyet alırsa Gaziantepspor, bana göre küme düşme potasından kurtulur gibi geliyor. Ama inşallah bu Elazığ maçını mutlak galip gelmesi gerekiyor Büyükşehir'in. Mutlu abi, bununla ilgili söylemek istediğim. Yani Büyükşehir şu anda bir düzene girmiş durumda. Yani Hüseyin Hoca'ya yardımcı olmak lazım. Gereken çalışmaları yapıyor, görünüyor yani takımın son aldığı galibiyetle. Bir galibiyet, iki galibiyet daha alındığı zaman bu iş tamam işte yani. İşte. Gayet basit yani olması gereken. Ha, bu galibiyeti de bir şekilde almaları lazım. Yöneticiler hocaya ne anlamda destek vereceklerse iyi bir kaynaşma içinde. Yani burada Büyükşehir'in sorunları biraz giderdiğini görüyoruz. Bunu da Hüseyin Kalpar herhalde becerdi bir şekilde diye görüyorum ben. Ramazan Bey, bu konuyu eklemek istediğin önemli bir maç, Hüseyin Hoca da belirtti. Alacağımız oradan bir galibiyet bir anda bizi çok farklı bir yere getirecek. Ben zaten Büyükşehir Belediyespor'a 3 maçlık bir seri olursa diye söyledim. Hüseyin Hoca'nın gelmesiyle Manisa, Elazığ, Ümraniye maçları var. Çünkü Ümraniye'de biraz sıkıntılı. Ümraniye playoff oynayan bir takım. Yani o da puan almak için gayret gösterecek ama Büyükşehir Ümraniye maçını içeride oynayacak Elazığ'dan sonra. Ben Manisa, Elazığ, Ümraniye maçlarından 9 puan çıkartıp lider kalacağına inanıyorum Büyükşehir'in. Hüseyin Hoca çok ciddi
O sihirli değnek dediğimiz Hüseyin Hoca, işte bir teknik adamın elinde sihirli değnek yok derler ya. Bence Hüseyin Hoca yaptığı hamlelerle işte sihirli değnek odur. Hangi takım teknik adam değiştirirse değiştirsin, elindeki kadro içerisinde, transfer yapmadan elindeki kadro içerisinde rotasyona ya giderse... Yani Hüseyin Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Böyle bir zor dönemde, böyle bir sıkıntı dönemde belki de hiçbir teknik adam bunu kabul etmez. Yani gelmeye de bilirdi. Bence tercih doğru, teknik adam tercihi doğru. Hüseyin Hoca sonuna kadar devam etmeli. Zaten bu sistemde de devam ederse Hüseyin Hoca bu takımı lider tutacaktır. Önümüzdeki sezonda çok bu takımın başarılı olması için gerekli müdahaleler yapacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler, hemen hatırlatalım. Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir daha doğrusu Gaziantepspor çarşamba günü Elazığ deplasmanına gidecek. Saat 18.30'da, hemen bunu da buradan bir not olarak hatırlatalım. Gaziantepspor yine Akhisar deplasmanına gidecek. Ramazan, hemen Gaziantep basketbolu sormak istiyorum. Bu hafta Uşak'la kendi evimizde oynuyoruz. Kazandığımız takdirde son haftayı, biliyorsun 2 hafta kaldı Basketbol Süper Ligi'nde, beklemeden playoff'a gitmeyi garantiliyor. İlk 8 arasına neler söyleyeceksin? Şimdi Gaziantep basketbol önemli bir işe imza atıyor. Çünkü sezona çok kötü başlamıştı. Daha sonra toparlanma sürecine girdi. Bu hafta cumartesi günü de kendi evinde Uşak'la oynuyor. O maçın devre arasında da bizim Tekirdağ Sandalye basketboldan bir gösteri olacak. 2 tane sporcumuz, 3 tane sporcumuz orada o taraftarın önünde maçın devre arasında 5 dakikalık, 10 dakikalık bir gösteri maçı yapacak. Maç değil de böyle bir, yani bir güzel bir görsel şey yapacak. Uşak maçını alacağına inanıyorum. Ben Uşak, Gaziantep basketbolun rakibi değil bence. Daha iyi takımız biz. İyi takımız. Gaziantep basketbol gerçekten bu ligin iyi oynayan takımlarından, iyi oyuncu kadrosu var. Bir birlik beraberlik var orada. İletişim çok iyi, birlik beraberlik çok iyi. O da skora yansıyor. Ben başarılar diliyorum Uşak karşısında. Evet. Mutlu abi, Deniz Bey'le birlikte çok farklı bir oluşum oluştu. Başarılar gelmeye başladı. Programımızda burada canlı yayına katıldığını da ifade etmişti. Sadece skoral başarının yanında bizi etmiyor, altyapıya da önem veriyoruz dedi. Gerçekten şu an Gaziantep'te iyi de bir basketbol taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Bu hafta da zaten kazandırdıkları takdirde önümüzdeki haftayı beklemeden yeni sezonda playoff'a gidecekler ve Türkiye'yi ve Gaziantep'i Avrupa'da daha başarılı bir şekilde temsil edecekler. Görüşleriniz nelerdir? Gaziantep şehrinin sporda tek yüz akı şu anda Gaziantep basketbol takımı. Deniz Köken'i kutlamak lazım. Ben Büyükşehir Belediyespor'a da Deniz Köken'in el atmasını ve oranın başkanlığını Deniz Köken'in yapmasını düşünüyorum. Çünkü iyi bir spor adamı. Doğru işler yapıyor. En azından Deniz Köken gibi bir futbolun içinden gelen birisi belediyede ve şehirde söz sahibi olan birisinin Büyükşehir Belediyespor'un da yönetimini alarak Büyükşehir Belediye'ye katkı sağlayacağını ve Büyükşehir Belediye'nin istediği hedeflere Deniz Köken'le daha rahat gideceğini düşünüyorum. Deniz Köken'i göreve davet ediyorum. Deniz Köken Büyükşehir Belediye'ye el atmalı. Bu kadar. Orada o zaman basketbol sıkıntı olmasın. Yani bir hem basketbol hem futbol beraber gider giderler. Işte. Evet. Mehmet Ali Hocam. Önce ben de Gaziantep şehrimizin, tabii hep biz burada futbolu konuşurken basketbola da bir haksızlık yapmamak lazım. Sizlerden evet. De dolayı takip ediyoruz. Gaziantep'in böyle basketbolunda bu seviyelere gelmesinde tabii ki Deniz Bey'in ve yönetimini tebrik etmek evet, lazım. Şimdi baktığımızda bir de hocam şu var, yani çok az insanlar orada görevdeler. İşte az bir yönetim, işte Boray Dayı, işte koç diyelim, işte baş antrenör Dedas, 12-13 tane sporcudan oluşan bir topluluğun ortaya koyduğu bir başarı var ortada yani. Benim aklımda kalan bizim programımıza bağlandığında Deniz Bey'in, hani önce muslukları tıkadık, yani kendi küçük bütçemizde
altyapıya eğilerek. Yani bu bir spor adamının basketbol olur, futbol olur, ne olursa olsun. Yani spor adamı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Nasıl? Yani kendi altyapısına, hangi branşta olursa olsun, kendi altyapısına eğilen bir adam, sporun içinden gelen bir adam, spora her zaman katkısı olur. Bu basketbol da olur, futbol da olur. Herkes, biz futbolun neden işte çok büyük paraların döndüğünü söylüyoruz. Niye? Hiç kimse özüne dönmüyor. Herkes hazır. Hep hazırı yemeye çalışıyor. İşte bu zihniyetli insanlar, yani böyle altyapıya eğilimli insanların mutlaka yani bu sene olmasa diğer sene bu basketbol da olmaz, futbol da olur, bu başarı getirir. Mehmet Ali, çok büyük bütçeler dönmüyor ha futbolda. Malatya Spor bugün lider, 12,5 trilyonlar adam Süper Lig'e çıkıyor. Elazığ Spor 8 trilyonlar konumu işte belli. Mehmet Ali Hocam'ın da ifade ettiğinde dedi ki, bizim yani, programa katıldığında dedi, yani dedi, çok büyük bir para harcayarak harcamıyoruz dedi. Evet. Altyapımıza dönüyoruz dedi. Yani bu mantaliteyle zaten başarı gelir. Yani bu Deniz Bey olmaz, Ökkeş Bey de olsa gelir bu zihniyetteki insanlar. Ama işte bizim Türk sporunun maalesef sıkıntısı da bu. Yani işi bilene ya şimdi bu işin içinden gelen adamlar yönetici olacak. Biz bunu devamlı söylüyoruz. Geçtiğimiz programlarda dedik ki profesyonel takımlarda amatör yöneticiler insanlar çalışıyor. Ne amatör yöneticisi ya? Yok ya, amatör yönetici de yok. Yöneticilikten yani futbol topu olduğunu veyahut offside'in offside olduğunu veyahut tacın taç olduğunu yönetici olduğu zaman öğrenen yöneticiler var şu anda. Bu adam futbolu yönetiyor. Ya biz mesela gülme ya. Doğru bir şey doğru, bu. Doğru. Ben bir şey demiyorum. Yani o bildiğim için söylüyorum. Evet, enteresan bir durumda yani. Yöneticiler var şu anda. Ne yönetiyorsunuz siz? İşte bu mesela biz hep neyi savunuyoruz? İşte az önce programımızda belki bir saattir bunu konuştuk. İşte taraftarlar girdi, giremedi. Yani bunlar bunu bilmeleri lazım ki her şey birbirini tamamlar. Taraftar da lazım, mecbur. Bu Gaziantepspor için de söylemiyoruz yani. Kabul etmek zorundayız. Her yani bir uyum içinde olmamız lazım. Yani şimdi sen taraftarla küs, taraftar yönetimle küssün. Burada bir başarı gelmez. Ne yapıp edip dün spor camiasını diyelim, yani bir kenetlenmesi lazım. Burada taraftarı suçlayarak, taraftar yönetimi suçlayarak bir yere varılmaz. Sabaha kadar da konuşsak bir yere varamayız. Bu bir gerçek. Sen taraftarsız olamazsın. Antep Spor da yönetimsiz olamaz. Yani bunu kabul etmek lazım. Buradaki yetkili kişiler de böyle açıklamalarla buna gerek yok. Yani bunun çözüm olmaz. Bu daha beter ayrıştırır. Yani evet. Bunlar yapılmaz. Biz taraftarımıza mecburuz. Taraftarımız olmak zorunda. İşte spor adamı, sporu bilen insanlar da yönetirse böyle sorunlarla uğraşmayız. Biz şu anda bu sorunlarla uğraşıyoruz. Taraftarı sahaya koymayacağız. Bunun şeyi ne olur? Nasıl bir metotla bunu yaparız? Evet. Sıkıntı bu. Biz de az önce söylediğimiz gibi Deniz Bey gelmiş. Önce biz bütçeyi daralttık. Küçük bütçelerle altyapımıza ineydi. Ne o gün söylediğinde ben bir hoş oldum yani. Ya dedim ne güzel şu mantaliteye bak. Maalesef bizim Türk sporunun kanayan yarası bu. Harca gel başa koltuğa otur milyon dolarları harca. Ondan sonra takımı borç içinde tamam olmadı de ben çekeyim gideyim. Takım da gitsin nerelere giderse gitsin. Aynen hocam. Çünkü bırakıp gittikleri zaman hesap soran bir kimse yoktur. Evet. Hesap soran bir kitle yoktur. İşte programın başında da hep söyledik, dedi ki yarın Gaziantepspor Allah göstersin düştüğü zaman ne olur diye. Mutlu abi sordu. Ben çok basit bir cevap verdim. Belki de şehri terk eder giderler dedi. Evet. Siz de geçtiğimiz haftalarda Hector Cooper'den örnek verdiniz. O Ordu Spor'la ilgili. Ordu Spor'un başına getirdiğinde. Hiçbir vebali de olmadı başkanın. Adam İtalya'nın belki de dünyanın en tanınmış teknik adamıydı. Ordu Spor'a ne nasıl bir paralarla getirdin, çıktın reklamını yaptın, işte basına çıktın, her türlü reklamını yaptın. 5 sene içinde ya çok değil yani hani bir sene bir kategoride bir sene bir diren ya. 5 sene üst üste pat 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 amatör kümeye gitti Ordu Spor. Evet. Belli gibi. Evet. Sevgili seyirciler, bugünlük de spor ruhunun sonuna geldik. Değerli yorumcularımız Sayın Mutlu Üspinici'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Ramazan Taşkın'a ve Mehmet Ali Hocam'a teşekkür ediyoruz. Gaziantep Spor Pazartesi günü Akhisar deplasmanına gidecek.
başarılar diliyoruz. İnşallah buradaki maç sonrasında programımızı galibiyet alınmış bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yine çarşamba günü Büyükşehir Gaziantepspor Elazığ'a gidecek. Başarılar diliyoruz. Onlar da alacakları bir sonuç. 2-3 günde bir artı maç oynamaya başladılar ligin tamamlanması için. Gaziantep basketbol takımı dediğimiz gibi pazar günü Uşak'la Şahin Bey'de oynayacak ama daha maç saati belli değil. Belki bu maçın cumartesi gününe alınması da söz konusu. Yine tekerlekli sandalyede bir takımımız birinciler çıktı. Biz Süper Lig'de devam ediyoruz. Bu Süper Lig'de mücadele eden Ramazan bu hafta herhalde son haftayı oynuyorsunuz. Urfa ile oynuyoruz. Urfa ile ilgili. Onunla ilgili istersen son konumu da sen belirt. Afişler hazırlanmış. Çok güzel olmuş. Mutlu abi. Gaziantep basketbolla 11 Mayıs saat 13'te üniversitenin salonunda maç yapacağız. Yani Gaziantep basketbolla bizim tekrar sandalye basketbol maç yapacaklar. Evet, Uşak maçından sonra. Gaziantep'in iki tane gururu başarılı iki takımı karşılıklı maç yapacaklar. Ben bu maçta engelli sporcularımızın engelsiz sporcuları yeneceğini düşünüyorum. Haddini bildirecektir bence. Çünkü ben onların oyunu sandım. Daha iyi. Yani, had bildirmek adına değil de o çok zevkli, zevkli yani zevkli bir karşılaşma olacak. Yani, bunu yapana da teşekkür etmek lazım. İnanılmaz Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle yapılan bir program. 10-16 Mayıs Engeller Haftası olması nedeniyle böyle bir maç tertip etmişler. Ben gerçekten teşekkür ediyorum üniversitede güzel gruba. Bir olay. Tebrik ederim. Çok size. Güzel de afiş hazırlamışlar. Çok zevkli ve çekişmeli bir maç olacak. O maçı da hep beraber gidip izleyeceğiz. Saati belli mi? O saat 13. Şimdi dışarıdan siz de taraftar almasınız. Yani çok taraftar gelecek. Onun için büyük salonu şey yaptılar. İstersen evet. Mehmet Al Hocam. Yani Gaziantep basketbolla. Güzel ne zaman slogan belirtmişler. Potada engel yok. 11 Mayıs Perşembe saat 13. 11 Mayıs 13'te. Gaziantep Üniversitesi kapalı spor salonunda. Güzel. Yani çok güzel show, maç olacak. Bu hazırlayanlara tebrik ediyoruz. Güzel bir şey gerçekten. Gaziantep Üniversitesi. Anlamlı ve duygulu bir maç. Bu konuda Mürsel Hoca'nın çok büyük katkısı olmuştur. Beden eğitiminin bölüm başkanı Mürsel Hoca'nın. Yapanların eline sağlık. Güzel ya bir şey. Ya birlik yapmışlar. Beraberlik bu işte. Evet. Birlik beraberlik hep bahsediyoruz. İşte evet. Budur. Bu yani bu haftada, bunun dışında bu hafta kendi evimizde... Şimdi bu sezon bir sürü aralar oldu, boşluklar oldu. Gaziantep Spor'la Büyükşehir Belediyespor böyle bu boşlukları değerlendirip bir kaynaşma maçları yapsaydı, yöneticiler kaynaşsaydı, insanlar birbirini anlasaydı. Yani bizim dönemimizde bunu her boş dönemde biz Büyükşehir Belediye ile yapmıştık, yaptırmıştık. Yani zorlamıştık hatırlarsın. Hatta sizin döneminizde şeydi, basın mensuplarından bir takım oluşurdu. Evet. Teknik adam da kendi ekibiyle evet. Ya da yöneticilerden de evet. Oluşan bir takım oluştururdu. Giderirdi yukarı tesislerde evet. Maç oynanırdı. İşte rahmetli Erdoğan Arıca başlatmıştı o şeyde. Yani biz çok maç yaptık orada. Yani öyle, güzel bir şeydi. Yani çok büyük bir kaynaşma sağlamıştık. Yani takım içindeki huzuru, dengeyi orada yakalıyorsunuz. İnsanlar birbirlerini anlıyorlar. Kimin ne demek istediğini anlıyorlar. Kimse kimseye art niyetle bakmıyor. Yani en kötü... Şeffaf oluyorsun en önemlisi. Evet. En kötü anlayış yanlış anlaşılma. İşte eleştirmek evet. Yerine böyle kucaklayıcı şeyler yaptığın zaman senin hatan da kaybolur. Yani evet. Siz teknik adam olarak, yönetim olarak bu organizasyonu, sosyal organizasyonları yaptığınız sürece herkes sizin yanınızda olur. Yani stada almamakla yok taraftar gelmesin demek de bir tabii. Yere varamazsınız. Urfa deplasmanına mı gidiyorsunuz içeride? İçeride oynuyoruz. Urfa ile ligin son maçı. Pazar saat 12'de. Pazar Talat Özkalsın Spor Salonu'nda. Büyükşehir Belediyesi tekerlekli basketbol takımımız. Bu son maç. Son maç. Bu maça gelelim ya. Pazar saat 14. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda saat 13'te. Tüm Gaziantep'leri bekliyoruz. Evet. Durma bize Ramazan. Tamam, evet. Haberdar ederim. Gelelim burada iyi bir şey yapalım. Evet. Evet. Evet değerli izleyiciler, programımızın bugün de sonuna geldik. Belirttiğimiz gibi Gaziantep Spor Akhisar deplasmanına gidiyor pazartesi günü. Büyükşehir hemen iki gün sonra Elazığ deplasmanında saat 18'de karşılayacak. Gaziantep Basketbol
kendi evinde Uşak'la, yine tekerlekli sandalyede Süper Lig'de Gaziantep'i temsil eden Büyükşehir takımı da Şanlıurfa ile Talat Özkarsın spor salonunda karşı karşıya gelecek. Biz takımlarımıza başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.